Kimse yok mu? Buyurun. Ben peçeteleri... istediler de otelden. He, tabii. Burada. Ben size böyle vermeyeyim, isterseniz bir şeye sarılın. Gerek yok. Peki. Hay Allah. Neyse tamam, ben hallederim lütfen. Merhaba. Hoş geldin. Hayırlı geceler. Canım yansa da, ne kadar içim acısa da, ben de bütün sevgi sözcüklerinin yerine senin adını koydum Seyit. Benim de kalbim senin adını atmaya başladı ve senin adını duracak. Ne dedim? İbni Hanım yapma. Ne işin var sokakta hem de bu saatte? Şuradan atıp bir arabaya götürseler he? İbni Hanım korktu zaten. Bak maazallah tutulup kalacak. Tutulsun, korksun. Korksun da gece gece sokağa çıkmak neymiş anlasın. Yürü düş önüme. Sen? Teyze bir yere takılmıştır. Bak tutuldu kaldı kızcağız. Bilmez Hanım karışma. İt uğursuz çarşafına dolandı söylemiyor. Emine sakin ol. Olamam. Göz yumarsam yine yazık ederler bize. Sakin makin olamam. Ne oluyor bunlara? Anlamadım ki. Geç bak. Hep yürü. Bir daha ona git demeyeceksin. Beni sevdiğin gibi kimseyi sevmeyecek. Aklına uyup buralara gelen de kabahat. Fesubhanallah. Emine Hanım Allah aşkına kıza eziyet etme. Ay rica ederim herkes kendi işine baksın. Hadi Allah rahatlık versin. Bu gecelik seyir yetti herkese. Ne kadın ya. Allah kıza kolaylıklar versin. Bence karışmayın siz. Onlar ana kız. Anne. Seni göremeyince yüreğim ağzıma geldi. Sana mı kaldı kızım gecenin o vakti sokaklara çıkmak? Ben gidemem, annem izin vermez diyemedin mi? Nasıl yırtıldı bu? He? Neyse tamam, ben hallederim lütfen. Bana bak doğru söyle, biri bir fenalık mı yaptı? Korkma söyle. Söyle vereyim cezasını, biri bir sarkıntılık mı yaptı? Yok. Vallahi kimse bir şey yapmadı. Çiviye takıldı bu. Sen peçeteleri aldın çıktın da neye bakıyordun? Bak bakayım bana.
çamaşırhaneye. Oradaki çalışanlara. Tam 12 senedir sizden ayrı ben hayatta mıyım değil miyim bilemedim. Üzme beni. İki kuzumdan sen kaldın geriye, Hürvet. Bak Meyre'yi kaybettim. Seni de kaybedemem. Ölürüm. Ölürüm, duyuyor musun Hürvet? Allah korusun. Hiç merak etme. Bak tez vakitte gideceğiz evimize. Buralar bize göre değil. Bu hengame, bu insanlar. Kadın ama. Aksi mi aksi? Gözüyle adam dövüyor. Hiç elini kullanmasına gerek yok. Öyle sokağın ortasında koskoca kız el alemin önünde tokatlanır mı hiç? Güzide. Sen beni dinlemiyorsun ama. Yo, dinliyorum. Bir derdin... Bir sıkıntın mı var yoksa? Yok, hayır. Aslında ben Aliye'yi düşünüyordum. Seyit geldikten sonra artık çamaşırhanede kalamayacaklar. Şuraların yanına yerleşecekler ya. Geçici bir süre için. Yani böyle oradan oraya taşınmak Aliye ile Celil Bey'i rahatsız ediyordur kesin. En azından Aliye'yi rahatsız ediyordur. Görüyorum. Aslında keşke onlara otelde yeniden bir oda verebilsek. Orta katta boş bir oda var. Ben zaten teklif ettim. Celil kabul etmedi ki. Ayrıca onlar Pera'da ev arıyorlar. Geçici bir süre için şuraların yanına yerleşecekler. Öyle mi? Biliyor musun? Günün en çok bu saatini seviyorum. Yıl evim neresi bilemedim. Senin hasretinle. Belki bir gün seni bulurum umuduyla yaşadım ben. O azimle hayatta kaldım. Sonra daha evim burası mı diye bakmaya fırsat bulamadan yangın sardı etrafı. Üstüne de tokat yedin. Ben senin kucağına evim demeye hazırdım anne. Sus. Ben kötü bir şey yapmadım. Ama sen bilmiyorsun etrafın ne kadar kötü olduğunu.
Ben buraya trene binip gelmedim Mürvet. Kurtların, çakalların arasından geçip geldim. Yanımda küçücük bir oğlan çocuğu. Bana değmesinler, oğluma zarar vermesinler diye. Ama... çocuğuma zarar veremediler. Çocuklarıma zarar veremeyecekler. Sen kötüyü benim kadar bilmezsin Mürvet. Bilme de zaten. Hayatım boyunca hiç bilme. Ondan ben böyle... kimseye muhtaç olmadım ama hiç. Abini de muhtaç etmedim. Aç kaldım. Ama çocuğumu aç bırakmadım. Gittim insanların eskilerini topladım. Yünlerini tekrar söktüm, dokudum. Tekrar sattım. Günlerce ta nerelere gittim. Erzak topladım. Götürdüm onları Eminönü'nde sattım. 12 sene kolay geçmedi Mürvet. İşte böyle böyle kaşlarım çatıldı. Yani sadece ellerim nasır tutmadı benim. Onun için ben korkuyorum. Senin teline zarar gelmesinden korkuyorum. Günaydın. Neden kalktın? Uyurken senin fotoğrafını çekecektim. Onu nereden buldun sen? Bir müşteri borcuna karşılık olarak bıraktı. Nasıl çalışıyor bir türlü çözemedim ama. İçinde film varmış. Ver bakalım bir kurcalayayım onu. Bir bak. Biz şimdi... Oldu mu? Çalışıyor mu? Sanırım. Olup olmadığını şimdi anlayacağız. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hayır! Kıpırdama. Hayır yapma Seyit! Yapma Seyit! Ayıp! Kıpırdama, kıpırdama. Ayıp! Gecelikliyim! Çektim. Şura için çok endişeleniyorum. Seyit yine rahat durmayacak. Olan Şura'ya olacak diye korkuyorum. Onun için yaptığın bunca iyilikten sonra. Önemli olan bu değil Tina. Ben Şura için her şeyi yapmaya her zaman hazırım. Önemli olan onun mutlu ve iyi olması. İyi ki varsın Petro. Davette ne çalacağını düşündün mü? Bütün elçiler, üst düzey İngilizler hepsi orada olacak. Onları memnun etmemiz lazım. Repertuarımdan çok memnun kalacaklar. Hiç endişen olmasın. Şura gelecek mi? Sana bir şey dedi mi? Yani en son geleceğini söylemişti ama... biliyorsun işte. Kurt Seyit. Kurt Seyit. Yine her yerdesin. Nereye? Toparlandık gidiyoruz biz Binnaz Hanım. Evimize dönüyoruz. Aşk olsun Emine Hanım. Nerede kaldı verdiğin söz? Hani memleket mezelerinden yapacaktın akşama? Ben öyle bir söz mü verdim kız? Bilmem.
Hem tamir olunca Hakkı gelip almayacak mı sizi? Gidip de nerede kalacaksınız? Ne oluyor Emine? Sağ ol, var ol Ali dayı. En zor zamanımızda imdadımıza yetiştin ama artık bize müsaade. Niyeymiş o? Sen de bilmiyormuş gibi. Etraf İngiliz gavur kaynıyor. Neydiği belirsiz kadınlar ortalarda fink atıyor. Bir ezan sesi bile doğru dürüst duyulmuyor burada. Evet, dur orada Emine. Burada biz de yaşıyoruz. Yoksa bizim de mi imanımızdan, namusumuzdan şüphe ediyorsun ha? Bir tek sen misin Müslüman olan? Kötülük insanın içinde. Yok yok yok, şey değil, ben size şey etmedim. Hadi hadi, hadi uzatmayın artık bak. Hakkı gelip de tamam deyinceye kadar kimse bir yere gitmiyor. Hadi, hadi Emine Hanım. Hadi bakayım, büyük sözü dinle. Hadi yürü, yürü. Hadi bakalım, buyur işte. Emine Hanım, hadi mutfağa inelim. Şimdi başlasak akşama ancak yetiştiririz ha? Mürüvvet yerleştirir eşyalarınızı, değil mi güzel kızım? Önce esaslı bir kahve içelim. Heh? Hadi gel. Evet. Bana bak, sakın dışarıya çıkmak yok, tamam mı? Tamam anneciğim. Hadi gel. Kusura bakma. Emine ablayı durduramadım. Ya bir dinle dur derken... Tamam, önemli değil. Esaslı vurdu dedi Güzide. Yok. Acımadı hiç. Çamaşırhanede kim vardı? Çamaşırhanenin sahibi adam işte. Sonra da karısı geldi. O karısı değil. Metresi. Annen diyor ya, Pera'daki neyi diyor belirsiz kadınlar diye. İşte onlardan. Bil yani, ona göre davran. Yani para mı alıyor dükkan sahibinden? Keşke tek aldığım para olsa. Efendim? Ben mutfağa iniyorum. İstersen sen de gel. Yok. Annem çıkmayacaksın dedi. Oğlum o da. Sanki otelin içinde ne olacak? Neyse ben uğrarım yine. Yokken sürekli aynaya bakıp saçımı tararken ağlardım. Bir gün petroletine geldiler. Bu tarakla aynayı getirmişler bana. Doğum günümmüş. Hiç farkında bile değilim. Eskilerini attırdılar. Artık bunları kullanacaksın. Böylelikle ağlamayacaksın dediler. Sonra beni dışarı çıkarttılar. Ay Seyit, görmeliydin. Ne şakalar, soyut aralıklar, ne sürprizler. Aylardan sonra ilk defa o gün yüzüm gülmüştü. Eminim Petro ne soytarılıklar yapmıştır sana. Tina da çok mutluydu. Zaten Tina bir tek benim yanımda mutlu değil. Hiç kimse bıraktığın gibi değil. Tina ile aranızda kalmak istemiyorum. İyi olun istiyorum. Ama sen de Tina'yı anlamaya çalış biraz. Benim kararlarım Tina'yı da etkiliyor. Benim için burada yaşıyor. Onlar bırakır mısınız lütfen? Seyit Bey'in kesin talimatı var. Ödeme yapmadan teslim edemem. Biz bunlar için para ödemiyoruz. Bırakır mısınız? Ya bırakır mısınız? Ne oluyor burada? Seyit Bey ödeme yapmak istemiyorlar. Bırak o torbayı. Bırak o torbayı dedim sana. Bende nerede kaldılar diyor. Seyit Eminov'un hayata döndüğünü unutmuş. Yüzbaşı. Çamaşırların parasını ver. Al adamlarını git buradan. Seyit Eminov. Adımlarına dikkat et. Belki farkında değilsin ama... kaderim benim omucumda. Dur.
Duay. Bugünlerde en sevdiğim oyuncağım sensin. Asıl sen dua et. Şu ara senden daha önemli işlerim var. Yürüyün. Gidiyoruz. Seyit! Yapma! Yapma gel! Bırak! Bırak gitsin! Kızdırmaya çalışıyor seni. Hata yaptırmaya çalışıyor. Tamam. Sakin ol. Sakinim tamam. Bu adamlar bu topraktan gitmeden bana rahat yok! Bir daha bu köpeklerle aynı durum yaşanırsa siz tartışmaya girmeyeceksiniz. Bana haber vereceksiniz, anlaşıldı mı? Lütfü geldi. Aa, hoş geldin Lütfü. Hoş bulduk, hoş bulduk. Buyur. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben Emine ablaya bakmıştım ama. Ha, Emine mutfakta. Oğlum Sabri, Emine ablanı çağır mutfaktan. Kurt Seyre de haber ver diyeyim istersen. Şu anda çamaşırhanede. Ya da sen git seslen, sevinir seni gördüğüne. Yok yok, gerek yok. Ben de fazla kalmayacağım zaten. Yani siz de yoğunsunuz. Siz de meşgul etmeyeyim, akşam açılış mı, davet mi? Öyle bir şey varmış. Allah'ın izniyle bu akşam açıyoruz. Oh, oh, hayırlı uğurlu olsun. Hakkı ne yapıyor Lütfü? Niye gelmedi bizi almaya? Nerede eğleniyor gene? Abla işçiler başladı çalışmaya. Hakkı da başlarında. Zaten fazla bir hasar da yok. Tez zamanda biter gideriz. Ne oldu? Gözünü belertmişsin gene. Söyle söyle, ne söyleyeceksen tutma içinde. Zaten alıştın beni azarlamaya. Allah Allah. Ne oldu şimdi durduk yerde yahu? Ben müsaadenizi isteyeyim. Mahalleye döneyim, yapılacak işler var çünkü. İyi, hadi. Sağ ol Lütfü, ayaklarına sağlık. Hadi sağlıcakla kal. Kolay gelsin. Lütfü bana bak, ne olur Hakkı ile konuş, başında dursun ustaların, ağırdan almasınlar işi. Tamam abla, merak etme sen. Emine. Sen niye çamaşırlarını vermiyorsun şuraya, çamaşırhaneye, yıkanmaya? Aman aman, eksik kalsın. Kim bilir kimlerin çamaşırları yıkanıyor orada. Ben hamamda kendim yıkarım. Fesul. Tamam. Planda bir değişiklik yok. İndir elini, indir. Dikkat çekme. Şu ileride uygun bir yer olur mu? Bakalım. Karısı değil, metresi. Ne oldu? Hiç uyuyup kalmışım öyle. Lütfü abin uğradı. Mahalleden haber getirdi. Tamirat bugün yarın biter dedi. Hı, iyi. Bana bak, iyi misin sen? Doğru söyle. İyiyim anneciğim. Kalk gel istersen benimle mutfağa diyeceğim ama aşağıdaki hengameyi bir görsen. Yok, iyiyim ben burada. İşte yangının sıkıntısı şimdi çıkıyor. Hadi sen yat da dinlen güzelce. Tamam. Yat yat. Thank you.
Kızım, sabah sabah nereye gittin sen? Kötü bir şey yok inşallah. Celil'le dışarıdaydık. Boşanma işlemlerini başlattık. Aa, nereden çıktı şimdi bu? Mutlu mesut ne güzel yaşayıp gidiyordunuz. Öyle gerekti. Kızım, Celil sana eziyet mi ediyor yoksa ha? Kapalı kapılar ardında zulmediyor da bizim mi haberimiz yok? Hayır, hayır. Binnaz Hanım öyle bir şey yok. Celil tanıdığım en nazik, en iyi insanlardan biri. Kızım, apar topar evlendiniz. Şimdi de apar topar boşanıyorsunuz. Ben bu işten bir şey anlamadım vallahi. Kimmiş o boşanan? Alya. Pek de güzelsin. İyi düşündün mü? Dul kadın kalacaksın. Üç kere düşünüp bir kere adım atacaksın, evet. Bundan sonra böyle bu. Merak etmeyin. Herkes için en hayırlısı böyle olacak. Celil Bey oğlum nerede? Çamaşırhaneye gidecekti. Onlarla beraber bunları da yıkayabilirsin. Tamam. Akşama yetişmesi lazım. Buraya alacakları yazıyorsun, buraya verecekleri. Günün sonunda da hangisi daha çoksa kârı zararı anlıyorsun. Çok basit. Bana da şuura vermesi lazım bunları. Ben görmeyeli herkes çok büyümüş. Kendi işini kendi halleder olmuş. İş bitirir olmuş. Kimsenin bir şikayeti yok. Yardıma ihtiyacın var mı? Yok canım. Aslında bugün oteldekilerin sana daha çok ihtiyacı var. Ayak altından çekil diyorsun yani. Aa, ne münasebet, olur mu öyle şey? Akşama kadar otelde çok iş var sadece. O yüzden söyledim. Kurtçuk aşk olsun. Bence kibarca ayak altından çekil diyor. Ya. Aa, olur mu öyle şey? Kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin rahatsız kardeşim. Rahatsız olmayın, rahatsız olmayın. Şu kalan son çantayı da alıp çıkacağım. Sen alt katta kalmıyor musun? Oteldeydik aslında. Ben Pera'da küçük odalı bir ev tuttum kendime. Alya nerede? Biz bu sabah boşanma işlemlerini başlattık. Alya öyle istedi. Neden? Biz bu konuyu sonra konuşuruz. Evet. Evet, sonra konuşuruz. Ben de şu çantayı eve bıraktıktan sonra sefarethaneye geçeceğim. Zaten akşam açılışta görüşeceğiz değil mi? Gelmiyorum ben. Neden? Beni dar ağacına ani bir kararla götüren sonra ani bir karar değişikliğiyle geri indiren adamların topluca bulunduğu açılışa gitmemem için yeterli bir sebepler herhalde değil mi? Karşılarına çıkmayacağım, suçlu gibi burada böyle oturacağım diyorsun yani öyle mi? Celil haklı. Gerçekten suçluymuşsun da seni affetmişler gibi davranmanın ne alemi var? Çıkacaksın karşılarına dimdik ki adam görsünler. Korktuğunu düşünmelerini istemezsin değil mi? Ben gideceğim Seyit. Gidip gitmemeye birlikte karar veririz diye düşünmüştüm. Akşam Tina davette piyano çalacak. Yanında olacağım diye söz verdim. Olur. Olur, bir yere uğrarım. Fazla kalmam. Kalırsam biri denen o aşağılık herif de benim elimde kalır. Ne şanslıyım. Ortağım beni kapılarda karşıladı. Ne demezsin. Petro? Bugün biri için ne yaptın? Parçayı yeni buldum. Şuna çaldım değil de buldum demiyor musun? Soylu olmak böyle bir şey herhalde. Müşterisi de çıktı. Akşam davette fiyatının çok üzerinde satabilirim. Bizim için daha kârlı olur. İyi. En kârlısı neyse onu yapalım. Bende kalsın.
akşama veririm. Hem ortağımın nasıl pazarlık ettiğini duymak isterim. Beni kandırıyor mu, dürüst mü? Önemli şeyler bunlar. Sen gerekli ayarlamaları yaparsın. Peki. Dediğin gibi olsun. Söyle demişken, sana biçtiğim değerin düşük olduğuna karar verdim. O yüzden ortaklıktaki payımı %50'den 3'te 2'ye çıkardım. Sevinmişsindir umarım. Saçmalama Bili. Bu imkansız. İmkansız diye bir şey olsaydı Petro, bugün İstanbul'u işgal altında tutuyor olmazdı. Bir daha bunu tekrarlatırsan, mektubu Seyit'in cebinde, kendinle mezarda bil. Görüşürüz sevgili ortağım. Görüşürüz. Beni nefretiyle takdis eden güzel aileye selam söylemeyi unuttum. Akşam kendin söylersin. Dikkat etsene. Yılbaşı akşamı için güzelleşmeye gitmiş Melek. Yok bunda. Yılbaşı içeride. Ya bizim de işimiz akşama zaten. Daha fazla dolamayalım ortalıkta. Kim derdi ki yoksul postacı John'un oğlu biri bir mektupta zengin olacak? Güzide Hanım. Merhaba. Eczaneye gidiyordum da. Hayırdır, hasta biri mi var? Yok. Yahya Bey'in ağrı kesicileri için. Buyurun eşlik edeyim size. Kırım'dayken savaştan sonra bir ara hemşirelik kursuna gitmiştim. Ya. Bilmiyorum. Yakışır mı size hemşire? Hayat işte. Mecburiyetten insan her şeyi. Hala boşanıyor musunuz? Evet. Bu sabah boşanma işlemlerini başlattık. Ben bir karar verdim. Yahya Bey'e ondan boşanmak istediğini söyleyeceğim. Bu mümkün değil. Artık Müslüman kadınlar da boşanmak istedi. Böyle bir şey yapmana izin veremem. Neden? Benim için böyle bir şey yapmana izin veremem Güzide. Neden? Hayatımızın sonuna kadar mutsuz mu olalım? Bizim günahımız ne Celil? Thank you.
sevgilime hazırlanmak için eve gidiyorum ben. Sonra da otele gideceğim oradan. Orada buluşuruz. Bizimkilere yardım edin. Eşyalarını getireceksin sanıyordum. İstersen almak için gelebilirim. Ben de bu konuyu seninle konuşmak istiyordum. Vakit olmadı. Ben buraya hemen taşınmayacağım. Ne oldu? Bir sorun mu var? Bir süre daha böyle olacak. Oradan oraya taşınmaktan yoruldum biraz. Sen istediğin zaman gelen, istediğin zaman giden bir insan olmaya, buna üzülmeye dayanamıyorum artık. Ben seni hiçbir zaman isteyerek üzmedim. Bunu biliyorsun. Üzmem de. Ama yaşadığımız şeylere de sebep olanları biliyorsun. Evet ama lütfen sen anla beni. Bana biraz zaman ver. İhtiyacın olan zamanı Petro ile aynı çatı altında yaşayarak geçireceksin, öyle mi? Lütfen böyle söyleme. Tina ile yaşıyoruz biz o ev. Hem zaten konu bu değil. Neymiş konu? Bir dakika, konuyu söylemeden mi gideceksin? Bırak konumu. Konuşmak istemiyorum şu anda Seyit. Şura, şimdi, şu an. Söyle, git. Bekliyorum. Peki. Ne yapacağını bilmiyorum. Konuşmuyorsun benimle. Kafanda kararlar alıyorsun, bana söylemiyorsun. Hiçbir şey söylemiyorsun bana. Ölümden dönmüşsün, bu konu hakkında bile hiçbir şey söylemedin bana. Tesadüfen öğreniyorum, bazı durumlarla öğreniyorum ne düşündüğünü. E'si benimle ilgili, bizimle ilgili ne düşünüyorsun bilmiyorum. Bundan sonra ne olacağımızı, biz burada bir aile mi olacağız? Yoksa yine bir sebeple göndermek mi isteyeceksin beni? Bir sebep mi? Ben seninle ne konuştuysam anlıyorum ki senin tarafından anlaşılmamış. Öyle demek istemediğimi sen de biliyorsun. Şura. Dün geceden sonra konuşmaya ne gerek var? Tabii ki benim yanımda uyanmanı istiyorum. Petro'nun evinde uyanmanı istemiyorum. Daha açık ne söylenir? O ev sadece Petro'nun evi değil. Tina ile ben yaşıyoruz. Üst katta yaşıyoruz biz. Ayrıca Tina'yı yalnız bırakmak istemiyorum. Tina ne olursa olsun her zaman benim yanımda oldu. Hiçbir zaman beni yalnız bırakmadı. Ben senin yanında olmadım, öyle mi? Hı? Ben senin yanında olmadım, öyle mi? Bana bakar mısın? Herkese, her şeye rağmen yanımda duracağını bilmeye ihtiyacım var Seyit. Konu sadece bu. İyice azıttı. Sürekli sıkıştırıyor. Seyit'e Şura'ya zarar vermekle tehdit ediyor. Para verdikçe daha fazlasını istiyor. Biliyorsun ben de Seyit'i kurtarmak için elde avuçta ne varsa harcadım. Çok zor durumdayım. Beni en iyi sen anlarsın. En yakın zamanda birinin karşısına çıkmak için hiçbir engelim kalmayacak. Celil'le boşanıyoruz. Ya, bunu yapmaya kararlı mısın peki? Başka bir şey düşünmüyorum. Aslında Bilin'in hesabını tek başıma görmek isterdim. Ama çok iyi korunuyor. İkimiz bir olursak başarabiliriz hali. Ben Bilin'den kurtulurum. Sen de abinin intikamını alırsın. Tövbe estağfurullah. Çok sağ ol Ali. Sabırlı olmamız lazım. Bir de çok iyi bir plan yapmamız lazım. Aşağılık Bili seni çok beğeniyor. Hemen öfkelenme. Bu bizim için çok önemli. Bunun düşüncesi bile iğrenç. Elbette. Anlıyorum. Ama bu ilgiyi doğru şekilde kullanırsak işimiz çok kolaylaşır Ali. Seyit konuş benimle. Bir şey söyle. Çok canım acıyor.
Bu acı beni öldürecek. Bir bak bana. Bu aşk benim cehennemim oldu. Ya hiç olmazsa beni affettiğini söyle. Affettim de. Yaşamam için bir sebebim olsun. Çekiliyorum ben Ayşe. Kurt Seyit. Kurtçuk. Ali dayı nerede? Yukarıda. Hemen çağırayım. Hadi bak. Bırak. Bırak. Tamam. Yok bir şey. Yok bir şey. Yok bir şey. Tamam. Yürü Mürvet. Mürvet. Peçetelerle ilgili bir sorun mu oluştu? Tekrar temizlenmeye geldi. Mürvet ne bilsin? Yürü. Akşam otele dönerken peçeteler tekrar bir sebeple düştü mü diye merak ettim. Eğer öyle bir şey varsa üzülürüm. Yürü, 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 yürü. Hoş geldin Seyit. Hayırdır? Merhaba dayı. Hayır. Hayır. Ne diyor bu? Olanları duymuş, onu diyor. Ona neymiş? Tamam anneciğim. Ne oldu? Ana kız konuşuyoruz. Gel yavrum. Otur da yemeğini ye. Taşınmayacağımı, senin yanında kalacağımı söylediğimde mutlu olursun, sevinirsin sanmıştım. Ah Şura, keşke bununla bitse. Ne demek istiyorsun? Sen Kurt Seyit'e koşmaya her zaman hazırsın. Bunun için onu görmen, ona dokunman, onun yazdığı tek bir satır bile yetiyor. Kurt Seyit ne söylerse söylesin, ne yaparsa yapsın, ona teslim olmak için her zaman bir bahane buluyorsun. Ama teslim olmadım işte. Bak, senin yanındayım şimdi. Büyüdüm ben abla. Artık çok daha güçlü bir kadın. Büyüdüğünü görebiliyorum zaten. Ama daha güçlü müsün emin değilim. Kurt Seyit'in kibiriyle darmadağın olacaksın. Onun bitmek bilmeyen rüzgarıyla savrulacaksın diye korkuyorum. Hem sen yanındayken bile seni aldatan biri. Sen yanında değilken ne yapar hiç düşündün mü? Öyle bir şey bir daha olmayacak. Söz verdi bana. Neyse, boş ver şimdi bunları. Hadi hazırlanalım. Hı? Hadi kalk. Hadi şuraya gel hazırlanalım. Şurayla bir an önce evlenmek niyetindeyim. Aman şükürler olsun. Yani çok sevindim oğlum. Hakikaten çok sevindim. İstiyorum ki hazırlıkları beraber yapalım Ali dayı. Kimseler duymasın. Laflardan, gözlerden uzak kalalım. Malum. Sen hiç merak etme oğlum. Hiç merak etme. Şu hengameyi bir atlatalım. Hemen gelişiriz düğün hazırlıklarına. Hemen. İnşallah. Peki Şura? Şura da bilmeyecek. Ona sürpriz yapacağım. Bir tek Celil'e söyleyeceğim. O da sefarethanedeki nikah işlemlerini bizim yerimize halledecek. Sen bana güvenebilirsin oğlum. Hiç merak etme. Sana düğünün en güzelini yapacağız. Kimse engel olamayacak size. Aranıza giremeyecek. İnşallah. Sağ ol dayı. Konuşmak istiyorum Seyit. Buyur Tina, seni dinliyorum. Şura istese gidebilirdi. İstese çok daha mutlu bir hayat sürebilirdi. Anlaşılan iki kız kardeş bütün öğleden sonrayı konuşarak geçirmişsiniz. Şura eğer isteseydi çok mutlu bir yuva kurabilirdi. Bunu biliyorsun değil mi? Tina, bu konuşmanın sonunda öfkeleneceğimi düşünüyorum. Lütfen lafımı bitirmeme izin ver. Şura bunların hepsini bir kenara bıraktı. O dünyayı ayaklarının altına seren kişiyi değil, onu hırpalayan kişiyi tercih etti. Dur bir tahmin edeyim. O bahsetmiş olduğum birinci kişi Petro, ikincisi de ben oluyorum sanırım. Öyle değil mi? Ben de şunu merak ediyorum. Eğer hayatındaki babanın istediği gibi bir Türk kızı olsaydı, yine bu aynı umursamazlıkta olabilecek miydin? Seni defalarca dinledim Tina.
Sana defalarca sırf Şura'nın kardeşi olduğun için hak verdim. Kararlarına sırf Şura'nın iyiliği için saygı duydum. Ama bu söylediklerini hakaret sayarım. Ben Şura'ya hayatımdan daha fazla değer verdim. Bunu bilmene rağmen kelimelerini ve cümlelerini özellikle beni kırmak için kullandığının farkındayım. Değer verdin. Şura'ya değer verdiğin için mi onu bir hayat kadınıyla aldattın? Artık daha fazla izin vermeyeceğim buna. Ne sen, ne senin teyzen, ne Petro artık Şura'yı zehirleyemeyeceksiniz. Ben onun iyiliği için. Tek bir kelime bile yeter. Ne oldu? Bizim Seyit'le konuşma fırsatımız olmamıştı. Ona bir merhaba demek istedim. Sesinin titremesine bakılırsa bu konuşma hiç de sohbet şeklinde geçmemiş galiba. Ben gideyim. Siz hazırlanın. Sabahki konuşmamıza Tina'yı da üzerek devam etmediğini umuyorum. Benim kimseyi üzmek gibi niyetim yok. Ama şunu bil. Bundan sonra hayatımıza üçüncü kişilerin müdahale etmesine asla izin vermeyeceğim şu an. Asla. Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sizi görmek ne büyük mutluluk. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hele kirpiklerin. Hayatım karanlık benim. Şu kızıl sakallıyı görüyor musun? Evet. Telgrafhane baskını düzenleyen subay o. Aslında şu bastonunu onlara bir saldırasınlar ama. Yok yok. Sen hiç zahmet etme. Versen bana bastonu. Ben bana hepsine girişeyim teker teker. Yapacak bir şey yok. Sabredeceğiz. Yedir Bey, çok düşüncelisiniz. Saadetimizi herkes kıskansın. Yo, gayet iyiyim. İlk olup kalbime sen sona kaldın. Gözlerine kalbim muhafaza olsun. Hoş geldiniz. İçimde aşkınla sevginle dolsun. Sana doymak için ömrüm. İyi geceler Rus dostlarımız. İyi geceler. İngilizler alkolik ajanlı ve şamamayı ne zaman öğrenecek acaba? Celil Bey, aramızda konuşuyorduk da bir türlü karar veremedik. Hangi meclisi muhatap alsak daha iyi olur? İstanbul'dakileri mi? Ankara'dakileri mi? Feslileri mi? Kalpaklıları mı? Kararsızlık için vakit bulacağınızı sanmam. Çünkü siz o sırada ülkenize dönüyor olacaksınız. Müsaadenizle. Bak 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 bak. Şu yürüyen de Kırım Türküymüş. Rus karısıyla evlenmiş. Nasıl Müslümansa artık bu. Zaten şimdi de boşanıyorlar. Zaten Rus karısı da başkalarıyla el ele. Ne biçim insan bunlar, ben hiç anlamadım. Günahlardan günah be. Otel değil, gavur cenneti. Tamam, hadi yeter. Yeter bu kadar. Bakması da günahtır, maazallah. Hoş geldin. Görüyorsun değil mi? Bir kaşık su da boğacak Şuray'ın. Bütün leş kargaları burada desene. Olmaz. İçki yok mu? Burada mı da? Thank you.
Seyit, bu gece olayı istemiyorum lütfen. Dudaklarım artık bu sene kalsın. Saadetimizi herkes kıskansın. İlk olup kalbime sen sona kaldın. Gözlerine kalbim muhafaza olsun. İçimde aşkınla sevginle dolsun. Sana doymak için ömrüm yetmez. Aşkın bitmez, tükenmez. Bir gelmedim daha. Nasıl olsa gelecek. Asıl binbaşı Kingston yok ortada. Daveti kabul ettirmek için atmadığım takla kalmadı. Yeni iş bağlantıları ondan geçiyor. Ben buralarda. Ben gittikten sonra bir tatsızlık olmadı değil mi? Yok, niye olsun ki? Ya ben çamaşırhanede seni yalnız bırakınca huzursuz oluyorum sadece. Abla, abartıyorsun. Artık bu konuda konuşmayalım, tamam mı? Hoş geldiniz Yüzbaşı. Bırak tiyatro yapmayı. Hoş bende. İşleri geldi mi, ne zaman başlıyoruz? Biraz sabır. Şeytanın üniforma giymiş hali biri gibi bir şey olurdu herhalde. Herhalde. Petrol'un ne zamandır ona yaranma derdinde. Yakışmışlar. Bunların kafalarını alacaksın, böyle yumurta gibi birbirine tokuşturacaksın. Aman sen. Bak, bu gece kazası belası atladın, tamam mı? Şöyle mi tembih etti? Hayır. Evlilik hazırlıklarına başladık. Ne? Müthiş bir şey bu ya. Bunu sadece Ali dayı ve sen biliyorsun. Bu Şura'ya sürpriz olacak. Tamam mı? Oo, harika. Yani sefaretteki diğer işlemlerle bir zahmet ilgilenirsin inşallah kardeşin için. İlgilenirim tabii ki, ne diyorsun, merak etme. Ha, şimdi davet oldu be. Emine Hanım, sen çerkez tavuğu yapmamış mıydın? Yaptım ya. Sarımsağın kokusu geçmedi daha elimden. Nereye koydun o zaman? Koskoca tepsi yok. Orada, mutfakta tezgahın üstüne koyduydum. Allah aşkına gel de bir bak şuna. Meraklısı çok onu, sorarlar şimdi. Dört dönüyorum, yok. Nübet, ben 5 dakikaya gelirim kızım, tamam mı? Bana bak, sakın. Sakın dışarı çıkmak yok, tamam mı? Tamam. Odada oturacaksın. Ha? Diyor ya, Fera'daki niye diyor belirsiz kadınlar diye. İşte onlardan. Elimde olsa onu bu gece öldürdüm. Yavaş yavaş Alya, adım adım. Sen bu gece onun ilgisini çek. Küçücük bir umut ver. Şimdilik o kadarı bize yeter. Bolşevikler Kuvayi Milliyecilere yüklü miktarda silah göndereceklermiş. Para yardımı da yapacaklarmış. Yok canım, daha ne? Bir millet için ölüm kalım savaşı söz konusu. Yardımın nereden geldiğinin bir önemi yok. Bence de. Yardım gelsin de. Bolşeviklerden görmediği zarar kalmayan siz ikiniz mi söylüyorsunuz bunu? Hayır, çok şaşırdım doğrusu. İzninizle. Geliyorum. Hakkı.
Hoş geldin Hakkı. Hoş bulduk. Ya bu ne kalabalık. Nereye geldim dedim ya, düğün mü var? Yok. Açılış. He doğru ya. Ben de annemlere geldim de. İçeridedirler. Gelsene. Gel gel. İstersen mutfaktan gir. Eyvallah. Öyle daha rahat olur. Gel. Kaç saat uğraştım ben bunu yapmak için. Nasıl kıydın da döktün bunu Ayşe? Ya vallahi benim suçum değil. Güzide tepsi 3 gün öncesinden deyince ben de bozulmuştur diye çöpe döküverdim. Hayır, ben öteki tepsiyi demiştim. Hadi artık, olan olmuş. Herkes işinin başına. Aman çok da umurumdaydı. Dikkat etsene be. Kusura bakma. Ben Emine Hanım'a bakmıştım da oğluyum. Çöpün başında. Ben seni bir yerden hatırlayacağım ama. Ben Ali dayının kızı Ayşe Hakkı. Çocukluk arkadaşım. Bak ben seni tanıdım. Hadi çekil önümden. Aa, hoş geldin oğlum. Hakkı hoş geldin. Hoş bulduk. Karnın aç mı, yemek hazırlayayım mı sana? Vallahi bütün Mengen mahallesi doyar bunlara. Yerim anne. Çerkez tavuğu. Neyse. Biz ne zaman evimize dönebileceğiz? Oğlum sen ondan haber ver. Vallahi anne biraz sabredeceksiniz. Yemeden içmeden çalışıyoruz yemin ediyorum. Hadi oradan. Mürvet nerede? Odada hapis. Anan sağ olsun göz açtırmıyor kardeşini. Ben de dün gece kayan parlak yıldızın nereye düştüğünü merak ediyorum. Şeref Otel'in bahçesine düşmüşüm ben. Burada olacağını bilseydin bu gece düşerdin. Tam üzerine. Hiç itirazım olmazdı. Aşağıda binanın sağ tarafında bir mahzen var. 10 dakika sonra orada. Kapıyı açık bırakacağım. Tamam. Versene. He. Bakalım, böylesini gördün mü? Çarlık koleksiyonundakinin aynısı. Ama bir bakmam lazım. Biraz ışık mümkün mü? Nereden buldun bunu? O kısmını geçelim. Asıl konuya gelelim. Teklifin nedir? Senin aklında ne var? Önce sen söyle. Yorma beni. Sana verdiğim sözü tuttum, buldum, getirdim. Sabri aşağı, Sabri yukarı. Sabri aşağı, Sabri yukarı. Ne yapıyorsun? Şimdi canımdan bezdim ya. Kurtçuk, gel bulduk çıra torbasını. Ben dedim, ama beni dinleyen yok ki. Peki, senin dediğin olsun. Alayım. Buyurun. Sen önden çık. Ortağımın pazarlık yeteneğiyle gurur duydu.
Al. 3'te 2. İçine dert etmek gibi olmasın da... kaça anlaştığınızı duymamıştım. Şimdi öğrenmiş oldum. Hadi çıkalım. Çıkalım. Nasıl boğdu beni? Binbaşı Kingston geldi mi? Hayır. Belliydi böyle olacak. Yahya Bey ondan boşanmak istediğimi söyleyeceğim. Taşınmayacak mısın şuradan? Çok mutlu oldum. Doğru bir karar verdim bence. Petro Borinski, doğru karar uzmanı. Her zaman, her yerde doğru insanlar. Sonuç ortada. Kalan zamanımda da hayat kurtarıyorum Seyit. En iyi sen bilirsin. Sen şunu iyi bilirsin ki, sana borcum olacağını bilsem, o ilmeği hiç düşünmeden kendi ellerimle boynuma geçirirdim. Sen bana bir iyilik daha yap. Benim kellem için yapmış olduğun harcamaların listesini çıkar, çamaşırhaneye bırak. Bir daha da yapmış olduğun iyilikleri ulu orta konuşacak kadar düşme. Anlaştık mı? Bu davet bana yetti. İyi eğlenceler. Sevgili misafirler, gecenin en keyifli kısmına geldik. Dünyalar güzeli Bayan Tina bize meleklerden haber getirdi. Piyano ziyafeti için sizi salona davet ediyorum. Buyurun. Ne taraf? Ne tarafı? Nereye? Unutmak ve affetmek. Bunlar olmasa dünyada kimse kalmazdı Ali. İnsan uygarlığı yok olurdu. Senden bu uygarlığa bir katkı bekliyorum. Bu geceyi benimle geçirmeni öneriyorum. Tabii sıkı ve üst aramasından sonra. Şunlu gel. Şura, sen iyi misin? İyiyim.
Üzülme lütfen. Şimdi gidip Seyit'le konuşacağım. Gerekirse özür dileyeceğim. David Kingston sen misin? Seni İstanbul Direniş Komitesi adına ölüme mahkum ediyorum. Takunyacı Cemil, Safter Ahmet, Adil Suat. Bu isimleri asla unutma. Hadi hadi hadi! Hadi hadi hadi! Şuradan. Nereye? Seyit. Seyit dışarıda. Hiçbir yere gidemezsin. Silahsız o taraftan gel. Ne yapıyorsun? Dikkat edin. Dediğim yolu. Boşuna kardeş demamışım sana. Hakkı ne oluyor? Hayır, hayır çıkmayacaksın. Anne çekil. Hayır Hakkı. Hiçbiriniz çıkmayacaksınız. Allah'ım sen bizi koru ya Rabbim. Yine ne istiyorsun Petro? Gittiler mi? Kim gitti mi? Kim? Seyit. Ne yaptığını biliyorum. Binbaşıya pus kuran adamları sen kaçırdın. Aferin sana. Aferin. Şimdi hemen git bunları o dostun Bilye'ye yetiştir. Doğru ya. Deli arayın. Her deliye bakın. O sefilleri ayağımın dibinde sürürken görmek istiyorum. Hadi, hadi. Sen kal. Ateşle oynuyorsun Seyit. Tanıdığın herkesi, kurduğun her şeyi tehlikeye atıyorsun. Seni kurtarmak için insanların onca ay neler yaptığını, neler çektiğini bilmiyorsun. Sen her fırsatta anlattıkça bilmemek ne mümkün? Bu akşam o ifade biraz yakışıksız kaçtı. Ama ben aslında... Uzatma Petro. Git. Ne yapmak istiyorsan onu yap. Düşüncesizlik, nankörlük senin iliklerine işlemiş. Elimden bir kaza çıkmadan defol git bunu. Şura bile senin umurunda değil. Kendinden başka kimseyi düşünmüyorsun. Ateşin aileni yok etti. Burada da bizi kül edeceksin. Seyit! Seyit! Ne yapıyorsun bırak! Seyit ne yapıyorsun? Seyit bırak! Karışma! Seyit! Petro sadece senin iyiliğini istiyor. Ne yaptıklarından pişman oluyorsun ne de sana yapılanlara minnet duyuyorsun. Varsa yoksa kırıp dökmek. Etrafındakilere acı vermek. Yeter artık Seyit yeter! Thank you.
şaka yapma. Dışarısı çok tehlikeli. Sen... Sakın, sakın. Bırakın gitsin. Biz de gidebilir miyiz artık? Ali Dayı. Ha. Hadi gidiyoruz. Şu salondan neredeyse bütün pera gelip geçti. Bir tek Seyit'i göremedik. Tüm bunların altından Seyit'in çıkmasını isterdin değil mi? Ben onu yine içeri atayım. Sen rahat et. Belki de ondan kurtulmak için bütün bunları sen planladın Petro, ha? Neredeyse Seyit'ten korktuğunu düşüneceğim. Bu başka bir şey değil. Bana yanlış yapan cezasını çeker Petro. Bunu sakın unutma. Bunu yapanlar da cezasını çekecekler. Bekliyoruz. Bekle Petro. Silah az. İyi bakmak lazım. Senin elindeki de bayağı iyi makineymiş. Herkese mevkine göre tabii. Ha, sıradan bir nefersen çakar almazı verirler eline. Adil Suat'a yaptıkları gibi. Adil Suat'a yaptığım gibi. Kardeşini Adil'i teşkilata götüren sensin. Hatta eline silah veren de sensin. Senin verdiğin silah bozuk çıktığı için Adil de yakalandı. Anlattı demek. O değil. Sen anlattın az önce. Adil'in ağzından seni suçlayacak tek kelime çıkmadı. Rahat ol. Kurt Seyit, sen Adil'in son yoldaşısın. Benim de kardeşimsin artık. Şimdi sana bir şey diyeceğim ama demeden önce sormam lazım. Konuşayım mı? Çünkü laflar ağzımdan çıktıktan sonra bir daha geri dönüşü olmayacak. Konuş. Adil Suat'ın da içinde bulunduğu direniş hücresi yüklü miktarda mühimmat sevk edecekti Anadolu'ya. Ama o silahlar hiçbir zaman yerine ulaşmadı. Muhtemelen sevkiyat tehlikeye düştü. Bunlar da apar topar silahları bir yere sakladılar. Sevkiyatın yapılacağı gün buluşacaktık. Takip yemişler. Buluşma noktasına az kala bastırıldılar. Çatışmayı an bir an seyrettim. Adil Suat o sebepten yakalandı. Geri kalan herkesi öldürdüler. Yani diyeceğim o ki silahların yerini bir tek Adil Suat biliyordu. Bu küçük Sun'un orada eski bir kasır varmış. Sevdiği kızı ilk defa o kasırın arkasındaki metruk binanın önünden geçerken görmüş. Çok güzelmiş. Çok. Hürriyet kadar güzelmiş. Anlatmış. Bana öyle anlattı. Orada ne sakladığını bilmiyorum. Zaten oradan çıkacağımızı da düşünmemiştik. O zaman önce şu silahların yerini bir bulalım. Kurt Seyit. Bir kardeş kaybettim ama bir kardeş de kazandım. En az onun kadar yiğit. Onun kadar gözpek. Bir de seni evlendirdik mi? Şöyle eli yüzü düzgün Müslüman bir kız bulacağım sana. Bir Türk'le evleneceksin. İyice bizden biri olacaksın. Hem kimse de senden kuş kullanmaz. Beraber kovacağız bu herifleri topraklarımızdan. İnşallah. Hakkı, nerede?
kaldın oğlum ya? Araba aşağıda, biz burada seni bekliyoruz. Anne bir sakin ol, geldim işte. İyi tamam, sus, al şunu. Mürvet hadi yavrum, kapat bavulunu. Allah'ım, ya Rabbim, çok şükür Allah'ım. Nihayet kurtuluyoruz burada. Hiçbir yerde yok. Allah'ım. Şurayı biliyorsun. Seyit ağır bir dönemden geçiyor. Biraz daha anlayışlı, biraz daha sabırlı olman lazım. Üç İngiliz askeri öldürdü Celil. Yer yerinden oynadı. Seyit onlara yardım etti, kaçtılar. Yine her şeyi riske attı. Beni, bizi. Petro haklı. Seyit sadece kendi doğruları için yaşıyor. Etrafındaki hiç kimse umrunda bile değil. Sakin ol. Gerçekten artık dayanamıyorum. Onu savunmaktan, onun için endişelenmekten, beni sürekli savurmasından bıktım. Bıktım. Celil, önceliği olamamaktan bıktım. Gelince konuşacaksın. Güle güle güzel kız. Hoşça kalın. Eyvallah, sağ olun. Hoşça kalın. Yine bekleriz Emine Hanım. Biz de bekleriz. İnşallah, inşallah. Ayşe, sen beni şıp diye hatırladın da. Hani bizim Şükrü'ye var çocukluktan, onu hatırlar mısın? Hangi Şükrü'ye? Şey vardı canım, bizim Rusçuklu Arif'te Suzan'ın sarışın bir kızları. Onu diyorsun değil mi? Heh, o Şükrü'ye. O bu akşam evleniyor da hani belki düğününe gelmek istersin diye. Benim ne işim var tanımadığım insan düğününde? Deli mi ne? Zor oğlum, biraz zor. Bizim otelde işimiz çok. Tekrar sağ ol Ali abi her şey için. Hakkın ödenmez. Hadi güle güle. Yolunuz Allah açık olsun. Güle güle oğlum. Hadi güle güle oğlum. Oh be, dünya varmış. Sonunda gitti Emine. Ben ondan çok korkuyorum ya. Sus bakayım. Ne biçim laf öyle? Hadi doğru içeri. Hadi. Anne ben evleneceğim. Üstüne iyilik sağlık. O da nereden çıktı? Vallahi ben kararımı verdim. Tez zamanda gidelim isteyelim. Ağır ol Hakkı. Delirdi mi ne? Kimmiş bu kız, sen onu söyle önce. Bizim Ali dayının kızı Ayşe. Ya Bey, müsaitseniz biraz konuşalım mı? Buyur Güzide, söyle. Önemli bir mevzu. Hayırdır? Nasıl söylenir? Nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Yahya Bey, siz her zaman çok müşfik, saygılı, sevgili bir eş oldunuz. Göster bakayım. Yahya Bey, ben... Ben... Güzide! Güzide Hanım! Ne oldu? Güzide Hanım! Ne oldu? Güzide ablam bayıldı. Ah.
Güzide. 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 Sabri. Koş doktor çağır. Koş. Koş. Güzide. Allah'ım sen koru yarabbim. Ne oldu? Bilmiyorum. Bayıldı yine. Şurayı da bir elden geçirdiler mi? Bitti gitti. Hoş geldiniz. Ya Hakkı çok merak ettik. Pera iyice karışmış. Hayırdır ne oldu? Abi 3 tane işgalciyi vurmuşlar. Bir tanesi binbaşı. Sabaha kadar kimseyi bırakmadılar. Beni de sorguladılar. Oh olsun. İyi olmuş. El alemin memleketini böyle zapt eder misin? İşte böyle devirirler adamı. Lütfü gitme de senden karşılıklı bir kahve içelim. Olur ablacığım gel. Şükür kavuşturana. İnsanın evi gibisi var mı? Mustafa abi, he? Ben evleniyorum. İyi. Peki tanıyor muyuz yengeyi? Olmaz o iş. Niye? Ayşe iyi kız, güzel kız, hoş kız. Ama kusura bakma. Başkasına onca laf söylemişken dul kızla evlendirmem ben seni. Ya anne. Konuşturma beni kızın yanında. Onca kız dururken Ayşe Ayşe deme bana. Ne kadar gördün de zaten ne anladın? Ben anladım. Evleneceğin kız o benim. Bu da böyle işte. Bir yanar test söner. Neyse abla ben müsaade isteyeyim şu aletleri dur, falan. Dur. Kahve içeceğiz dedik. Ha. Hadi kızım sen bize güzel bir yorgunluk kahvesi yap. Lütfünki sade. Kızım ne durdun öyle hadi sen. Senin kahven. Az şekerli. On iki yıl ayrılıktan sonra nereden bilsin kız? Hakkının hakkından öyle böyle gelinir de. Ben aslında bir an evvel kızın başını bağlama derdindeyim lütfen. Bulgar ellerinden kurtuldu, gele gele yine zulmün ortasına geldi. Yol bilmez, iz bilmez. Maazallah başına bir şey gelecek diye ölüp ölüp diriliyorum Lütfü. Haklısın, haklısın Emine abla. Şöyle düzgün, dürüst, bileği yüreği bükülmez bir genç bulunabilse... Evet, inşallah. Ara sıra bayılıyordu ama uzun zamandır olmamıştı. İyiyim ben doktor bey. Sadece... Dün biraz yoruldum, başım döndü o kadar. İyiyim. Bir dün gece onca olay oldu. Korktu tabii. Adetlerin düzenli midir? En son ne zaman adet oldun kızım? Vallahi mı doktor bey? Yahya, gözümüz aydın kardeşim. Oh şükürler olsun ya Rabbim. Allah'ım güzel kızım benim. Ayağınıza sağlık doktor bey. Güzide abla hamile. Gel. Hamile mi? Gel. Teşekkür ederim Güzide. Çok teşekkür ederim. Bebeğimiz oluyor. Şükür. Yahya abi. Hayırlı uğurlu olsun. Baba oluyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun Güzide abi. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Size de hayırlı uğurlu olsun. Amin. Hepimize inşallah. Kardeş geliyor kardeş. Neredesin sen? Tüm gece tek başıma çıldıracaktım Merat'tan. Niye yalnız bıraktılar seni? Ablam ve sevgili dostum Petro senin yanında değiller miydi? Ben evden dışarı çıkarken gayet ittifak halindeydiniz. Petro otelde bütün gece İngilizlerin öfkesini yatıştırmaya çalıştı. Benim asıl merak ettiğim sen nasıl yatıştırdın öfkeni? Daha önceki gibi mi?
Sana önceden söylemiştim. Beni asla affetmeyeceksin demiştim. İşte bu yüzden, sırf bu yaşadıklarımızı tahmin ettiğim için sana git dedim. Sen bana hiçbir zaman güvenmeyeceksin. O aynı yarayı deşip duracaksın. Sana güvenmem için en ufak bir çaba gösterdin mi sen, he? Kafana estiğinde gidiyorsun, estiğinde geri geliyorsun. İhtiyacım olduğunda sen yoksun benim yanımda. O konuşmaya bile tenezzül etmediğin Petro var. Böyle mi alacaksın gönlümü? Hiçbir şey yapmayacağım. Senin gönlünü dostların alsın. Ben hiçbir şey yapmayacağım. O kapıdan çıkarsan pişman olursun. Kalırsam pişman olurum. Gidersen giderim. Terk ederim seni. Bir daha yüzümü bile göremezsin. Sen beni iyi tanıyorsun. Bana bugüne kadar kimse tehditle bir şey yaptırabildi mi? Biter. Biter. Giderim. Gerçekten giderim. Zaten gitmişsin. Tövbeler olsun, bir daha gitmem. Bir daha adımımı atmam ben oraya. Yangını geçtim, yer yarılsa, evim içine girse kıyısından geçmem ben o peranın. Kardeşlerim, dinimizi, namusumuzu zor kurtardık da attık kendimizi mahallemize. Orman nasıl soğuk, nasıl soğuktu? Titriyorduk. Babam Mehire'yle bizi öyle görünce, zıplaya zıplaya yürüyün, daha az üşürsünüz dedi. Biz de öyle yürümeye başladık. Bir yandan da katıla katıla gülüyoruz. Kaçmıyoruz da. Eğlenceye çıkmışız sanki. Kimden kaçıyordunuz ki? Bulgar çetelerinden. İçeri geçelim, orada konuşuruz. Emine teyze, biz içeride oturacağız, tamam mı? Ya Lütfü abi, sokma beni bu kalabalığa. Yok, yapma ya. Olmaz öyle şey Seyit. Yarın için seni tanıştıracağım adamların hepsi burada. Gel, gel. Gel şöyle geç.
Burhan! Burhan! Gel gel. Buyur lütfen. Bak. Bu Seyit, namı değer Kurt Seyit. Kardeşimiz. Şeref duydum. O şeref bana ait. Adil Suat'ın hücre arkadaşı. Geç. Burhan da küçük su keyfinde bizim kayıkçımız olacak. Büyük bir çember çizdiler. Dört bir yanına dört ateş yaktılar. Biz de o ateşin ortasına oturduk. Gökteki ay gibiyiz. Bir tarafımız ateşin yalımıyla sarı sarı, sıcak. Diğer tarafımız karanlıkta, buz gibi. Kurtlar gezindiği için atları bağladıkları ağaçların etrafına da ateşler yaktılar. Kim bu? Bu da Pera'dan. Çamaşırhane işletiyormuş orada. Yangında koşuşturan çocuk değil mi? Ha, o o. Adil Suat'ın haberini de o getirdi. Hakikatli bir gence benziyor. Lütfü'yle de hemen anlaştılar. Nereye Lütfü abi? Saime'ye bir bakıp geliyorum seni. Mürvet nerede? Onlar içeri gittiler. Kızlarla içeride oturacaklarmış. Seyit, bir gelsene benimle. Bir şey mi oldu? Gel, içeride bir şey diyeceğim sana. Erkekler ellerindeki sopalara sıkı sıkı yapışmış bekliyordu. Herkes nefesini tutmuştu. Rüzgarın uğultusundan başka hiçbir şey duyulmuyordu. Sonra birden ağaçların arasında yanıp sönen bir şeyler gördük. Gözlerdi bunlar. O kurtların gözleri. Oradaydılar. Oraya iyice yaklaşmışlardı. Bu arada atlar huysuzlanmıştı. Onlar da korkudan herhalde öyle oldukları yerde eşiniyorlardı. Kurtlar yavaş yavaş onların da etrafını sarmıştı. Sana müstakbel nişanlını göstereyim Seyit. Hayırlısıyla Mürvet'le evlendireceğim seni. Kimse oraya doğru yaklaşamıyordu. Sonra babam atlara bakıp... Kurtlar nasıl da bilir çaresizleri diye mırıldandı. Ben gideyim artık Lütfü abi. Hayırdır ya Seyit? Ne oldu? Lütfü abi sağ ol ama... Ben böyle bir şey düşünmüyorum. Ne oldu, biz bilmeden yanlış bir şey mi söyledik? Bir kusur mu işte? Yok yok. Ne münasebet. Kızımız mı güzel değil yoksa? Yok. Güzel elbet. İyi işte. Ya yan yana fotoğraf çekinseniz Beyazıt Meydanı'nda vallahi kartpostal diye satarlar ya. Bak Lütfü abi, konu o değil. Mesele... Bu aralar benim hayatım karmakarışık. Küçük sudaki silahları biz nasıl çıkartacağız, Anadolu'ya nasıl götüreceğiz, bunları konuşsak daha iyi değil mi? Hocam düşündüğün şeye bak. O başka, bu başka mesele. Eksik olma, sağ ol. Bana müsaade. Hadi buyur. Anlatmayacak mısın? İyi misin Mürvet abla, ne oldu? Hı? Anlatırım sonra devamını. Ya ama ya. Hakkı. Allah'a ısmarladık. Hayırdır ya, ateş almaya mı geldin? Dün daha yeni başlıyor. Yok, gideyim. İyi, yolun açık olsun. Öyle başı bir gıdım öne almakla veda edilmiş olmuyor Seyit. Selamsız, sabahsız gidilmez öyle. Ben size rahatsızlık vermek istemedim. Orada oturduğunuzu gördüm. Al ısmarladık, bana müsaade. Güneyli kardeşim burada, ne işin var? Arama yapacağız. Arama yapacağız. Arama yapacağız. Arama yapacağız. İhbar var. Yürüyemez. Açamayın. Köşesine. Hakkı, Mürvet içeride. Çabuk al getir onu buraya. Seyit, Emine ablalarını Saime sana emanet. Tamam, merak etme. Bütçü nereye? Açamayın. Köşesine. Köşesine. Mürvet, çabuk dışarı. Baskın var, çabuk çabuk. Burak, Burak, herkese. Ayrılın. Hayır, 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 hayır. Burak, Burak benim kızım. Asker, bırak kızı olduğunu söylüyor işte, bırak. Sen de geç yanına. Elini çek, elini çek, ben yerime geçerim.
Herifler eve girdi girecek. Lütfen. Şu kilidin cüssesine bak. Saray kapısı sanki. Bayılıyorum sizin şu mahalle düğünlerinize. Herkes bir ara. Ne güzel. Bizim de işimize yarıyor aile. Su içerken yılan bile dokunmaz derler. O misal. Bizim buralarda düğünlerde de dokunulmaz. Ama hem yılan hem çakal olunca... Tabii. Sizin şu derin laflarınız... bilge sözleriniz... başka da bir şeyiniz yok zaten. Fırsatım varken bol bol gülmeye bak yüzbaşı. Kuyruğunu kıstırıp kaçarken vaktin olmayacak. İyice arayın. Üzerlerinden yorgan iğnesi bile çıksa alın içeri. Evi arayın. Girdiler abi. Çekil, çekil. Saime, Saime, hayır, hayır. Annenlere sahip çık. Beni bırakın lütfen, siz kaçın. Nihayet bir fare yakaladık ha. Durun. Bu fare yabancı değil. O öttükçe bütün kuşları tek tek avlayacağım. Kuvayi Milliye'ymiş. Ha! Bir avuç eşkıya. Adam yaralı. Hemen hastaneye götürmek lazım. Merak etme. O bizim için çok kıymetli. Onun sorgusunu bizzat ben yapacağım. Götürün. Bırakın lan! Yine her taşın altından sen çıkıyorsun ha? Dikkatli ol, karışma. Bu çocuğa bir şey olursa dünyayı başına yıkarım. Şura. Kapıyı açar mısın? Hoş geldin Petro. Desene. Enkazı kaldırmak yine sana düştü. Seyit nerede? Seyit Eminof'un meşhur gidişlerinden biri daha. Ama bu sefer gerçekten gitti. Artık her şey bitti. Tina ile sen... Haklıydınız. Buraya kabarmış demek. İkimiz de olmayacak bir düşün peşine koşmuşuz. Bazı şeyleri yanlış da olsa yaşamak gerekiyor Şura. Yanlış olduğu başka türlü anlaşılmıyor. İçine ateş gibi kavursa bile mi? Ruhunu yangın yerine çevirse bile mi? Evet.
Öyle olsa bile. Yeter ki anlamakta çok geç kalmasın insan. Seyit'in... Seyit'in benim hayatımda olmaması... benim için imkansızdı. Ben ondan başka hiç kimseye bakmadım. Onsuz bir hayat hiç düşünmedim. Ama belki de yanıldım. Tina'nın dediği gibi... mutluluk yanı başımdaydı. Ben görmedim. Şimdi gözlerim açsa, baksam ki her şey eskisi gibi. Daha fazla ırpalama kendini. Eve gidelim. Dinlenmen lazım. Veda mektubu, dürüst Celil, altın kalpli Celil, güzel Celil. Sana söylemek istediğim tek bir şey var. O da sadece bir gün. Yahya Bey'le ayrılma kararını kesin olarak vermemden, hamile olduğumu öğrenmeme kadar geçen o 24 saat. Bil ki nihayet kavuşacağımız düşüncesi bile beni delicesine mutlu etmeye yetti. Sonrasında yaşayacağım mutluluğun büyüklüğünden korktum. Nefesim kesildi. Güzide. Sen iyi misin? İyiyim Yahya Bey. İyiyim. Biraz yorgun hissediyorum sadece. Beni dünyanın en mutlu adamı yaptın. Çok teşekkür ederim sana. Ne gerek vardı bu dar zamanda? Sen hayatıma giren en güzel şeysin. Sana az bile. Beşiğin siparişini verdim. Öyle hazır olmazdı. En sağlamından, en iyisinden yapılmalı. Şuraya koyarız beşiği. Artık uyku yok bize. Ama olsun, ben nasıl fazla uyumuyorum. Biraz büyüdüğünde de yana bir oda açarız belki. Hay Allah, kendimi kaptırdım. İyice yordum seni. İnsan bu yaşta baba olacağını öğrenince... Neyse, sen dinlen biraz. Bizimkiler vurdukça bunların zulümleri de artıyor. Artsın, artsın. Artsın ki tez zeval bulsunlar. Ne dersin?
Burhan dayanır mı? Sağlam çocuktur. Yani öyle kolay kolay çözemez. Yok yok belli olmaz. Biz işimizi şansa bırakmayalım. Ben diyorum ki yarın akşam silahları çıkartalım. Çıkartalım çıkartalım da görüyorsun işte bak bir kişi eksildik. Benim Celil diye bir arkadaşım var. Çocukluktan beri can yoldaşım merak etme. Senden benden daha tecrübeli, daha güvenilir. Bu konuda merak etme. Yarın akşam silahları biz çıkartalım. Celil'le ikimiz silahları adresine teslim edelim. Tamam mı? Tamam. İnlerine çekilmişlerdir. Ama siz yine de dikkatli olun. Toplu halde durmayın. Evleri dağılın. Anlaşıldı mı? Ne yapıyorsun sen burada? Ben belki bir şeyler içmek isterler diye. Sen gir içeri ben sorarım ya. Daha iyisin değil mi? Merak etme. Eve gidince şöyle sıcak bir çorba hiçbir şeyin kalmaz. Takım meselesinde konuşursak ben müsaadenizi istiyorum. Sabah ettik. Ben seni yolcu edeyim. Yok yok zahmet etmeyin. Zahmet etmeyin. Biz misafir miyiz ya? Hadi kal sağlıcakla. Gerek yok. Hadi siz de sağlıcakla kalın. Demek kurtlar çaresizleri bilirler, öyle mi? Kurtlar nasıl da bilir çaresizleri diye mırıldandı. Babam öyle söylerdi. Benim de lakabım kurt. Ama ben çaresizlerin safındayım. Suyun sahibi var mı? Yok, buyur. Çok teşekkür ederim. Hem su için hem de hikaye için. Bu arada annene hürmetlerimi ilet lütfen. Hadi eyvallah. Kuyudan mı çekiyorsun suyu? Geldim anne. Dün gece çok hırpalandı. Akşama kadar ancak gelir kendine. Hadi şu çorbanı iç de sonra uyumaya devam edersin.
Seyit en son yüzünü ne zaman böyle güldürdü? Sence hangisi sevilmeyi hak ediyor? Nerede, kimlerle olduğu belli olmayan Seyit mi? Yoksa senin kılına bile zarar gelmesin diye kendini paralayan Petro mu? Hangisi? İnadım aşkımdan büyük değil. Seni seviyorum. Bu notu çiçeklerle birlikte vereceğim adrese en kısa zamanda iletin lütfen. Başüstüne efendim. Ha bu arada bunu da ikramınız olarak kabul ediyorum. Teşekkürler. Sonra kral demiş ki, bu ikisinden birini seçeceksin. Ya kır atı, ya siyah atı. Prens bir kır ata bakmış, bir siyah ata bakmış. Sonra gözlerini kapatıp kendisini ikisiyle yan yana hayal etmiş. Hayalinde kır at mücevher gibi pırıl pırıl parlıyormuş. Yan yana pek bir yakıştırmış kendini onunla. Sahi mi? Biz öğleden sonra tüccara gideceğiz hakkıyla topladığın malı satmaya. Sen Mürvet'e göz kulak ol, değil mi? Ondan sonra da evimize gideriz zaten. Ne demek Emine abla, lafı mı olur? Nerede kaldı bu kız? Bir çamaşır asamadı. Senin kızın dilinin bağı çözülmüş Emine abla. O ne demek o? Çocuklara öyle bir sevda masalı anlatıyordu ki görsen ağzından bal damlıyor sanırsın. Evli baklı kadınım, ben bile zor ayrıldım pencereden. Sevda masalı da neymiş kız? Merak etme ablam, çocuklara masal işte ya, zararsız. Ama vaktidir. Benden duymuş olma da Lütfü bir şeyler söyleyip duruyor. Çok hayırlı bir kısmet bulmuş. Vakti zamanı gelince de söyleyecekmiş. Hayırlısı olsun. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Hayırlısı olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Yahya abi, Güzide niye gelmedi? O da birkaç kap dağıtsaydı keşke, uğur olurdu. Güzide bugün biraz rahatsız. Ahar ya, boşanıyorsunuz ama. Şu mutluluğa, güzelliğe baksana kızım. Sizin de Celil'le bir çocuğunuz olsaydı, otelde gülü oynaya büyüselerdi olmaz mıydı sanki, ha? Aa, sen de her şeye ağlıyorsun Güzide. Kızım, gören de hamileliğine sevinmedin sanacak, ha? Tamam, birdenbire oldu, şaşırdın. Ama topla artık kendini, ha? Sonra karnındakine zarar verirsin maazallah. Güzel kızım benim. Güneş Hanım, siz aşağıda işler var diyordunuz. İsterseniz onları halledin, ben Güzide'yle ilgilenirim. Tamam, iyi madem. Şimdi doya doya ağlayabilirsin Güzide. Biraz rahatsız deyince ben de yemek getirdim. Güç kuvvet verir. İyi ki canlısın ne de olsa. Hasta değilim ki ben.
hamileyim. Yahya abinin kesin talimatı var. Çalışmak, ağır kaldırmak, merdivenlerden tek başına inmek. Bunlar hep yasak. Ben çıkıyorum şimdi. Bir ihtiyacın var mı? Farz et ki uzun bir yolculuğun en güzel duraklarından birindesin işte. Bir çocuğun olacak. Sadece onu düşün. Onu sağlıkla dünyaya getirdiğini düşün. Lütfen umudunu kaybetme. Senin o kadar büyük bir kalbin var ki. Hepimizi sevmeye yeter. Mutlu olmaya da yeter, mutlu etmeye de yeter işte. Dikkat etsene be. Çok özür dilerim. Bahşiş alınca sevinçten. Ha, tamam, topla şunları. Sen git, ben hallederim. Tamam. Merhaba, Celil Bey'e bakmıştım, yok mu? Celil Bey yok, bir süre izne ayrıldı. Sizde yeni adresi var mı? Yeni adresi olacak, bir bakayım. Teşekkürler. Rica ederim. Bu bir veda mektubu. Altın kalpli, güzel Celil. Celil. Sevgili bunlar. Celil, aç kapıyı kardeşim. Değil mi beyefendi? Çıkmadı. Çıksa görürdüm. Açın. Celil! Celil kardeşim, Celil! Celil gel buraya. İyi misin? Hayır, hiç iyi değilim ya. Beceremedim. Ölmeyi beceremedim. Dışarı çık, kapıyı kapat. Asker Celil kendini öldürmeye becer... Horoz takıldı. Hain horoz. Horoz takılmasaydı... Gel buraya. Gel buraya, gel. 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 Sakin. Kusacağım galiba. Sıcak, üstten soğuk. Bittim be. Bu kadar içki yangını ancak bu şekilde sönerdi. Sen madem ölmeye bu kadar heveslisin, bir işe yarasın bari. Ne demek o? Bu gece yüklü miktarda silah Anadolu'ya kaçıracağız. Sen ve ben. Sadece ikimiz. Eski günlerdeki gibi. Var mısın? Elbette var. Hadi, benim kaybedecek bir şeyim yok. Sen ne yapacaksın? Şura, evlilik hazırlıkları.
Hadi çabuk ol. Daha çok işimiz var. Son kez soruyorum Burak. Çok basit bir soru. Pera'da binbaşının öldürüldüğü saldırıda kimler vardı? Bilmiyorum. Bir şeyden haberim yok. Madem bir şeyden haberin yoktu, niye kaçıyordun adam? Bak Burhan, bana isimleri ver, seni bırakayım. Sağ salim dönersin. Söyle, ben kurtul. İşte şimdi... İşte şimdi bunu çok kızdıracağım Orhan. Çok kızdıracağım. Evine bir adam gönder. Kardeşi, karısı, anası. İşimize kim yararsa tutup getirin. Baş üstüne komutanım. Şu avluyu da al yerden. Özlediğim gökyüzüne, bir nefeste kokusunu içime çektiğim Karadeniz'in hırçın dalgalarına, beni hala geri çağıran topraklarıma şura dedim ben. Aleksandra Verjanska için bir teslimat vardı. Ben kendisine iletirim. Tamam, merak etme. Sorun yok. Petro, ne güzel çiçekler bunlar. Şuraya verir misin? Ben rahatsız etmeyeyim şimdi. Ah Petro, senin bu inceliğin. Nereye gidiyorsun? Bunları bırakmak için uğradım. Bankada işlerim vardı. Şura çok sevinecek bu çiçeklere. Petro'dan şuraya. Yüzü gülsün. Ağzı tatlansın diye. Masaya koyar mısın? Daha iyi misin? Önemli kararlar aldım. Artık çamaşırhanede çalışmayacağım. Kurt Seyit Emirov'un vereceği paraya ihtiyacım yok. Eczaneye gideceğim. Eski işimi geri isteyeceğim. Orası olmazsa... Artık yeni bir iş arayacağım. Ah Şura, seni böyle hayat dolu görünce o kadar mutlu oluyorum ki. Beni artık hep böyle göreceksin. Tüm dualarım bunun için. Çiçekleri masaya koyayım mı? Yok, ben koyarım. Tamam.
Efendi, efendi. Ben bu erzağı toplamak için kaç kazan çamaşır yıkadım? Kaç köy pazarı dolaştım sen biliyor musun? Hanım, son fiyatı söyledim. Bir kuruş bile fazlasını veremem. Sen böyle mal gördün mü? Şu mercimeği kapışıyorlardı, sonuna zor yetiştim ben. Şu fasulyeye baksana en alasından. Bu zamanda 40 yılda bir bulursun sen böyle fasulyeyi. Ben diyeceğimi dedim. İstemiyorsan al çuvallarını git. Zor da buldun ya. Bedavaya kapatacaksın değil mi canım malı? Ne fırsatçısınız be. İstifleyin bakalım siz malları. Ama hepinizin adını yazdım bir kenara. Şu kara günler bir geçsin. Hepinizin adını tek tek vereceğim şehre emanetine. Nereden çıkarıyorsun hanım? Burası namuslu bir müessese. Durup dururken bana iftira atma. Boşanma meselesi biraz bekleyecek hali. Üzgünüm. Çok ani oldu ama gitmek zorundayım. Hem zaten geri dönmezsem orada da bir sorun da kalmaz. Lütfen Celil böyle söyleme. Hem nereye gidiyorsun ki? Boş ver. Yani uygun bir zamanda bunu Güzide'ye verir misin? Sen Güzide'yi görmeden mi gideceksin? Eğer istersen ben görüşmeniz için. Onu görünce ne yapacağımı bilmiyorum hala. Böylesi daha iyi. Asıl sen sağ ol her şey için. Hesapladığım gibi Allah bereket versin. Ya istifçi olduğunu nereden bildin de dedim? Çok laf yalansız, çok mal haramsız olmaz oğlum. Hele böyle müşkül zamanlarda. Yarın ben istasyona gideyim de yeni mal bakayım. Sen evde mürvete göz kulak olursun. Bugün Saime'ye emanet ettik ama her gün her gün olmaz. Anne ben sürekli mürvete bakıcılık yapamam. İşim gücüm var benim. Oğlum epi topu 2 saat. Tepemin tasını attırma benim. Aksilik etme işte. Ya aslında hani... Her gün böyle kara kara mürvete kim bakacak diye düşüneceğimize böyle bir arkadaşı, şöyle bir yoldaşı olsa fena mı olur ya? Dur sen dur, dur bir dakika. Çıkar bakayım ağzındaki baklayı. Sen biliyorsun ne dediğimi. Ayşe, alacaksın o kızı anne bana. Oğlum biz bu konuyu kapatmadık mı? Sen kapatmış olabilirsin ama ben kapatmadım anne. Evleneceğim o kızla ben. Oğlum eş dost ne der dul kadın? Dul dul deyip durma evleneceğim kadına. Sanki namussuzluk yapmış da dul kalmış. 2 ay evliyken kocası şehit olmuş. Aksine gurur duyuyorum ben Ayşe'yle. Laf edecek eş dost da kapıma uğramasın. Anne bak ya sen gider istersin güzelce ya da ben kendi işimi kendim görürüm. Tamam uzatma. Hadi evde konuşuruz artık ötesini berisini. Ne Ayşe'ymiş be Allah Allah. Ayşe 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 Ayşe. İki baktı bir dedi divane etti oğlumu. Anne. Yürü hadi yürü koca oğlan. Ne zaman kesti mi? Hiçbir zaman. Unutacaksın o işi Hakkı. Anladın mı beni? Bak kendi başına bir işe kalkışırsan yemin ediyorum bir daha yüzümü göremezsin benim. İşte o kadar. Hadi yürü. Girin. Celil buradaydı. Uzun bir yolculuğa çıkacağını söyleyip gitti. Uzun bir yolculuğa mı? Nereye? Bunu sana bıraktım. Thank you.
Bir süre buralarda olmayacağım. Ona haber vermek istedim sana. Gitmiştin zaten. Kurt Seyit ve gitmek kelimelerinin bir arada olması artık hiç şaşırtıcı veya heyecanlandırıcı değil. Alıştım. Alıştırdım. O yüzden ilgilenmiyorum. Ben ne zaman dönerim bilmiyorum. Dönünce yani dön. Anlaşıldı. Neyi anladığını çok merak ediyorum. Bir dakika dur, tahmin edeyim. Artık bir şeyleri anlama ve dinleme noktasına geldin. Ama şimdi de vaktin yok. Çünkü gidiyorsun. Bildin mi? Hoşça kal. Aferin Burak. İyi dayandın. Kuvayi Milliye sana teneke bir madalya takacaktık. Yalnız madalya töreninden önce çok sevineceğim bir sürprizim var sana. Abi! 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 Abim Kemal'im. Abi! Şerefsizler! Bırakın lan çocuğu! Abi! Bırakın lan çocuğu! Abi! Abi! Bırakın beni öldürün abi. Lan! Bırakın! Merak etme Burak. Kemal'e iyi bak. Sen de artık ne yapman gerektiğini anlamışsındır diye umuyorum. Burası olduğuna emin misin? Adil Suat ağaç ağaç deyip duruyormuş. Meydanda bundan başka ağaç mı var? Bulduk, bulduk, bulduk. Derhal Üsküdar Bölge Komutanlığı'nı bağlayın. Çabuk. Dikkat et. Yavaş. İngilizler. İngilizler geliyor. Burhan dayanamadı demek. Siz ilerideki koya demirleyin. Ben adamları oyalamaya gidiyorum. Eğer bir saate dönmezsem devam edin. Ben de geliyorum Şehit. Celil. Takayı görürlerse hiç şansımız kalmaz. Sen orada lazımsın. Atlayın. Daha hızlı! Daha hızlı! Dur orada.
Kaldır ellerini. At silahını yere. Gece aramasını çift düzende yapsan daha iyi olacak yüzbaşı. Size bu rütbeleri nereden veriyorlar acaba? Bir saat oldu, artık hareketlensek mi? Biraz daha bekleyelim. Çok şükür. Ya hiç içim rahat etmiyor Seyit. Ben de geleyim sizle. Olmaz Lüt. Senin karın var, çocuğun var. Yamanlara göz kulak olman lazım. Bu saatten sonra sizi mahallede rahat bırakmazlar. Allah'a emanet ol. Hadi kalın sağlıklı. Posta. Bu kadar heyecanlanmanı gerektirecek bir durum yok. Seyit'ten gelmemiş çünkü. Teyzem Londra'dan yazmış. Artık Kurt Seyit Eminov benim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Umarım bu söylediklerin kısa zamanda karar almanı sağlar. Çünkü Petro seni sabırla bekliyor. Kurt Seyit'in kuvayicilere katıldığını söylüyorlar. Ondan da bunu beklerdim. Anadolu'da kahramanların çok uzun yaşamadığını da söylüyorlar. Öyle imalı, kinayeli konuşmana gerek yok Pedro. Ne demek istediğini anlıyorum. Seyit yoksa mektuptan da korkmama gerek yok diyorsun. Baroness'in mektubuna dayanarak seni istediğim zaman tutuklatabilirim ben. Baroness'i öldürmekten hüküm giyersin. Şanslıysan ipe çekerler. Değilsen elime düşersin. Bir ömür boyu süründürürüm seni. Ha. Bu arada eğer benim başıma bir şey gelirse kasadaki her şey, mektup dahil, ordunun eline geçer. Yine kurtulamazsın. Anlayacağım Pedro. Herhalde, her koşulda avucumdasın. Yerinde olmak istemezdim. Abi. İki lokma olsun yeseydin. Hasta olacaksın. Elmayı bari bırakayım ha. Belki yersin. Al işte, gene dokunmadı. Yaşı benzemesin, aynı babası, aynı. Cismi adam, kendi çocuk. Bu oğlan beni öldürecek. Bunun bu inadı beni öldürecek. Bunca yemeden içmeden kesildiğine göre çok seviyor demek ki anneciğim. Hem sen demedin mi Ayşe'yi kızdır diye? Sen bana işimi öğretme mi güzel kızım? Sen yoktun. Tek başıma ben ne zorluklarla zapt etmeye çalıştım bunu. Sen tanımıyorsun ki daha onu. Bunun ne maymun iştahlı olduğunu bilmiyorsun ki. Bakma şimdi sen bunun kara sevda çektiğini. Hevesini alacak. Ondan sonra başlayacak öflemeye, pöflemeye. Kaçıp kaçıp gitmelere. Ben sopayı alıp bunu muma çevirmesini bilirim ama olan kızı olur. Elbet sen daha iyi bilirsin anneciğim ama
Ya nasıl diyeyim? İkisinin de yaşı var. Belki bu defa farklı olur hem. Ha? Belki de biz onların mutluluğuna mani oluyoruzdur. Anneciğim, benim hatırım için. Hiç değilse abimle bir konuşsanız. Abim sırasını savsın da sıra bana gelsin diye mi konuşuyorsun sen böyle ha? Ben seni bırakıp hiçbir yere gitmem. Yarın Ali abiye haber yollayacağım. Hayırlı bir iş için gelmesini söyleyeceğim. Anne olur mu öyle şey? Bizim gitmemiz lazım. Ben bir daha Pera'ya gitmem. Ali abi kırmaz beni, gelir. Gelmezse de artık ne yapalım? Kısmet değilmiş diyeceğiz, gideceğiz. Anne, anne. Yapma bak, bizim gitmemiz lazım. Çok ayıp olur anne, olur mu öyle şey ya? Ben bir daha Pera'ya gitmem Hakkı. İşte o kadar, işinize gelirse. Bunlar havlular, çarşafları da akşam gönderelim. Tamam. Ali, seninle hemen konuşmamız lazım. Ali, lütfen sebebini sorma. Ama artık bilim meselesini halletmemiz lazım. Celil'i boşanmayı falan bekleyemeyiz. Beklersek hepimiz mahvolacağız. Ben hazırım. Harika. Bunu bulmak için çok uğraştım. Konuştuğumuz gibi değil mi? Evet, konuştuğumuz gibi. Ali. Sana minnettarım. Hepimiz minnettarız. Çok selam ederim. Allah'a emanet olun. Tamam. Yazdım ben. Ellerine, gözlerine sağlık yavrum. Yarın biz bunu biriyle göndeririz artık. Bakalım Ali abi yanaşacak mı bu işe? Ne bileyim. Kendileri bilir artık. Hayırdır inşallah. Aa, İkbal abla buyur. Seninle bir konuşacağım vardı da. Hoş geldin, geç içeri. Nürvet. Kızım çay yap bize. Tamam. İkbal abla otur. Ne gülüp duruyorsun İkbal abla? Nedir konuşacağım? Ay öyle uzun uzun girizgah yapamayacağım Emine. Sen Samet Beyleri bilir misin? He, şu kumaş toptancısı olan Bodur. Karısı öldüydü geçen sene. Ta kendisi. İşte onlar bu akşam oğluyla beraber hayırlı bir iş için size gelmek isterdi. Allah Allah. Böyle aniden. Öyle böyle. Buyurun. Sağ ol evladım. Eğer edersen gidip haber edeceğim. İyi. Gelsinler madem. Alya'nın neden Celil'e boşanmak istediği de anlaşıldı. Petro ile kuytu köşelerde buluşmalar, fısır fısır konuşmalar. Mercimek fırına verilmiş, divi de tutmuş.
Ayşe, başladın yine. İnsanların günahına giriyorsun, ah alıyorsun. Herkes kendi yaptığına baksın. Bu gidişle başına öyle bir çora böreceksin ki... alim Allah seni kimse kurtaramayacak. Aman, sen kendi başına bak. Annesi perişan. Burhan'la yine görüştürmemişler. Sen topladığımız parayı verdiniz mi? Verdim, verdim. Almadı ya, cebine sokuşturdum ben de. Gel Emine ablam, gel. Sormayın başımıza geleni. Hayırdır inşallah. Ne oldu abla? Yok 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 yok, hayır hayır. Bu, Samet beyler yok mu? Akşama bize geliyorlar. Mürvet'e görücü var, anlayacağınız. Bana bak, beni yalnız bırakmayın, tamam mı? Lütfü sen de gel. Bizim Hakkı'dan hayır yok zaten. Başımızda bir er kişi bulunsun, sen bulun. Tamam ablacığım, tamam. Merak etme, akşam geliriz biz. Tamam, hadi akşama bekliyorum. Tamam. Ben gideyim hazırlık yapayım. Ben de gelirim birazdan ablam. Tamam. Tamam. Hadi bekliyorum akşam. Hadi ablam, uğurlarım. Bizim Seyit için düşünmüştük ama. Kısmet. Kısmet. Onlar da hayırlısıyla bir gelseler. İnşallah. Hoş geldin. Bayan Valentina'ya çok sevdiği likörlü çikolatalardan. Petro, teşekkür ederim. Ve bayan Alexandra'ya geçen gün vitrinde gözüne takılan şapka. Ah, ne ara fark ettin? İnanamıyorum. Nasıl? Yakıştı mı? Çok yakıştı. Teşekkürler. Bence de. Ama eksik. Bu şapkayla ne iyi gider? Ne gider? Güzel bir yemek. Evde yesek. Olmaz öyle şey. Hadi. Hadi. Hadi hadi. Hadi. Anne, tam da gelecek zamanı buldular ya. İşim vardı benim. Asıl sen tam zamanını buldun odandan çıkacak. İşi varmış laf. Geldiler Mürvet. Mürvet sen mutfağa geç. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar, buyurun. Çamaşırhanenin yükü de senin omuzlarına bindi. Yoruluyorsun haliyle. İstersen gelip yardım edebilirim. Ya biliyorsun, daha önce de çalıştım. Sağ ol Ayşe. Evet, biraz yoracağım ama idare ediyorum. Ya şu güzellikle de bu kadar çok çalışıyorsun ya. Ya iyi vallahi isyan etmiyorsun. Kime? İsyan etsem ne değişecek ki? Ya öyle deme. Celil gelsin bir yere. Boşandıktan sonra artık kendine uygun, hali vakti yerinde bir kısmet bulursun artık. Şöyle çok yakışıklı, kaytan bıyıklı. Ayşe, lafı dolandırma. Petro'dan söz ediyorum. Ya bence çok yakışıyorsunuz. Şuur aranıza girmezse senle Petro, neden olmasın? Nereden çıkarıyorsun bu lafları? Hem ne şurası ne Petro'su? Ne demek ne şurası? Seyit gittiğinden beri Petro pek bir üstüne düşüyor Şura'nın. Fark edilmeyecek gibi mi? Bilmediğin konularda atıp tutuyorsun Ayşe. Çevrendeki insanların iyi olmasına, mutlu olmasına katlanamıyorsun. Hastasın sen. Kimin hasta olduğunu göreceğiz. Şu Ayşe neler biliyor da ortalık karışmasın diye ağzını mühürlemiş oturuyor. Ama istediğim anda bir anda herkesin hayatını alt üst ederim. O kadar yani. Bu yeni dükkan meselesi için bu kadar acele etmeseydiniz keşke Samet Bey. Önce memleketin üstündeki bir toz duman dağılsaydı. Efendim, koskoca payitaht yıkılacak değil ya. Oturulacak İtilaf Devletleri'yle elbet bir yol bulunacak. Anadolu'dakileri unutuyorsunuz ama.
Onlar öyle her yolu kabul etmiyorlar. Şimdi efendim, onlar da bu vatanın evladı. Ama oradan bir şey çıkmaz, çıkamaz. Hanımefendi, yedik içtik. Sağ olun, var olun. Gelelim asıl mevzumuza. Oğlumuzu gördünüz, pırlanta gibi. Kızımızı gördük, o da keza öyle. Velhasıl Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Mürüvvet'i, oğlumuz İrfan'a siz de münasip görürseniz eğer istiyoruz. Bu maruzatımızın ilk kısmı oluyor. Eğer müsaade ederseniz ikinci kısmı da ifade etmek isterim. Emine Hanım, ben sizi epey zamandır gördüm, beğendim, meftun oldum. Siz de beni biliyorsunuz, tanıyorsunuz az çok. Desteği izdivacınıza talibim. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle sizi istiyorum efendim. Hey! Efendi! Efendi! Senin ağzından çıkanı kulağın işitiyor mu? Sen defol evimden! Terbiyesiz, yani, defol git evimden! Ama Emine Hanım, lütfen... bir dakika, beni dinleyin. Hadi, hadi, hadi. Lütfen, rezil herif. Bir dinleyin. Çık. Ben sizi mutlu sen edeceğim. Sen beni ne sandın? Lan, seni rezil, sen bana ne cüretle? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Terbiyesiz seni! Defol! Hakkı at şunları dışarı! Ahlaksız herif seni! Defol! Defol git! Kapat şunlara kapıyı! Ahlaksız seni! Ne oldu? Hiç kımıldama aşkım. Hayır, hayır. Yapma, yapma. 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 Şura. Şura. Kabus mu gördün? Yorulduk tabii. Kuytu bir yere çekelim, sabah devam ederiz. Çok mu ağrıyor? Acısı sonradan çıkıyor. Onca saat farkında varmadan yaralı elle çatıştın. Çıkar tabii. Direkt buraya mı gideceğiz? Önce Lütfü abiye emanetini verelim bir. Ondan sonra güzel bir hamam sefası. Güzel. Sonra da Pera. Ne yapıyorlardır acaba? Ne yapacaklardır? Sıkılıyorlardır. Biz yokken ne dert var ne bela. Öyle hayat mı olur? Çok sıkıcı. Hadi iyi geceler kardeşim. İyi geceler. Ali Bey verecekmiş. Tamam. Yani çok özledik ben de.
Hiç gelmiyorsun artık. Unuttun bizi. Ben sizi hiç unutur muyum? İşlerim vardı canım. Güzide yok mu? Var. Şura. Canım. Ay hemen kendini göstermiş yaramaz. Belli etmeye başladık. Çok özlemişim seni. Ne zamandır yüzünü göstermiyorsun? İşlerim vardı. Bunu sana yani bebek için getirdim. Neden zahmet ettin? Kendim işledim. Ay Şura çok teşekkür ederim. Ne işi var bunun burada? Gel şöyle geçelim. Hadi. Sabri bize biraz müsaade eder misin? Şura sadece size gelmedi, bana da geldi. Ay Sabri. Uf, aman tamam. Benim Ayda'ya mektup vermem lazım zaten. Ay. Aman. Ali dayı. He. Sana Emine Hanım'dan mektup var. Mektup mu? Evet. Hayırdır inşallah. Hayırdır. Ali abi. İnşallah afiyettesindir. İyisindir. Sağlığına duacıyım. Benim Hakkı'yı tanıyorsun. Benim dürüst, namuslu, yakışıklı oğlum. Senin Ayşe'yi görmüş. Pek beğenmiş. Ben de Ayşe'yi çok severim, takdir ederim. Demem o ki ben Pera'ya ayak basmamaya yeminli olduğumdan ötürü. Hayırlı bir iş için. Tez zamanda bize ziyaretinizi bekleriz. Çok selam ederim. Allah'a emanet olun. Binnaz Hanım. Okuduğumu duydunuz mu? Ben rüya falan görmüyorum değil mi? Çok çok. Oturduğu yerden kız istiyor. Alem bu Emine Hanım. Hala bir haber yok. Ama Zeytin bir bildiği vardır. Zaten kötü bir şey olsaydı duyardık şu ana kadar. Hiç mi merak etmiyorsun? Hiç mi korkmuyorsun? Tabii ki merak ediyorum. Ama eski bir dostu merak eder gibi. Celil'i merak ettiğim gibi. Zeytin'le bizim aramızda artık öyle bir ilişki kalmadı. Doğru söylemiyorsun. Ağzın böyle söylüyor ama gözlerin başka söylüyor. Seyit gururunu kırıp inadından vazgeçip bir adım atmaz. Ben de artık savrulmaktan yoruldum. Kalbimin kırıklarını toparlamaktan. Sizin ayrıldığınıza inanmak o kadar zor ki. Yine çok tebrik ederim Güzideciğim. Umarım her şey çok iyi olur. İkimiz için de. Umarım. Ben artık gideyim. Sen hiç zahmet etme. Güle güle kullan. Yine de bir haber alırsan bize de söyler misin? Onları merak ediyoruz. Tabii ki. Seninle ayrıldığınız için sevineceğimi düşünmüştüm ama sevinemedim. Onca yaptığın şeyden sonra karşıma geçmiş üzüldüğünü mü söylüyorsun? Ne bileyim. İçimden öyle demek geldi. Romanlardaki gibi. Hayatında hiç roman okudun mu sen acaba? Okuma bildiğinden bile emin değilim. Sana sarılırken bile gözü hep bendeydi Seyit. Beni ilk gördüğü andan itibaren. Kendi farkında olmasa bile aklı hep bendeydi. Sen olmasan, aramızda olmasan şu an o kadar mutlu olacaktık ki. Hiçbir şey anlamıyorsun değil mi? Ben kimim? Seyit kim? Biz kimiz? Hayat ne? Aşk ne? Anlasan zaten hayatını bu kadar ucuz numaralarla geçirmezdin. Sana acımak istiyorum. Çok istiyorum ama yapamıyorum. Yapabilmem lazım oysa. Çünkü yapamadıkça senin seviyene iniyorum. Bu da beni kahrediyor.
İngiltere'ye gidebilmem için gereken belgelerin hepsini daha geçen gün siz bana vermiştiniz. Ama şimdi eksik diyorsunuz. Benim yapabileceğim bir şey yok. En son gelen belge bu. Peki ben bu ek belgeleri nereden nasıl bulacağım? E bari bir yol gösterin. Artık ne oldu? Evet. Nedir mesele? Komutanım bu hanımefendi... Tamam, tamam. Siz lütfen odama gelin. Bakalım sorun neymiş. Lütfen, hiç zahmet etmeyin. Biz hallediyoruz. Gelin dedim. Fransa'dan. Nadide bir eser. Tıpkı senin gibi. Yasak aslında. Ama burası da başka türlü çekilmiyor. Aramızda kalsın. Evet, güzel Aliya. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Londra'ya gitmek istiyorum. Gerekli belgeleri hazırlamaya çalışıyorum ama her geldiğimde başka bir belge istiyorlar. Mutlaka bir eksik çıkarıyorlar. Vize vermeye gönlümüz yok da ondandır. Yıldırmak için hesaplı çıkarılan zorluklar bunlar. Oysa İngiltere senin gibileri kabul etmeyecek de kime ödeyecek? Çok yanlış. Ben gideyim. Londra'ya gitmek istemiyor muydun? Evet. Tamam o zaman. Bu akşam bana gel. Şahane bir şarabım var. Tadına bakarız. Sonra da şu Londra meselesini konuşuruz. Tamam? Peki. Güzel. O zaman akşam görüşüyoruz. Akşam gidiyorum. Harika. Duydun mu? Tez zamanda evin önüne hakkıyla evleneceksin. Evleneceksin. Evlenmeyeceğim. Kimseyle evlenmeyeceğim. Öldürürüm kendimi, duyuyor musun? Öldürürüm. Ali dayı. Gitme kızın üstüne. Bak hali hal değil. Kendimi öldüreceğim diyor. Kendi bilir. Kendi bilir. Ben ona çok fırsat tanıdım kendine gelmesi için. Onun hala aklı havalardan zerre kadar akıllanmamış. Dua etsin. Dua etsin, burada yarın çok iş var. Yoksa ben onu saçından tutup sürükleye götürürdüm buradan emin önüne kadar. Tamam. Tamam. Sakin ol. Bak Güzide onunla konuşsun. Sakinleştirsin. Ha? Neme lazım. Yalnız kalmasın. Hadi Güzide. Hadi. Sen de bir aşağı. Ayşe. Benim Güzide. Ayşe. Babam beni Hakkı'ya verecek. Ben Seyit'i seviyorum. Şimdi Şuray'la da ayrıldım. Bir şansım var. Ne olur babama engel ol Güzide. Ayşe ne diyorsun? Bana yardım et. Mecbursun. Deli mine. Ben ne yapayım? Bu kadar güzel aşk mektupları yazan biri mutlaka beni bu durumdan kurtaracak bir şeyler bulur. Düşünür. Ne demek istiyorsun? Sen ne demek istediğimi çok iyi anladın. Belki
Belki de karnındaki bebeğin babası da Celin ha? Bir tek Yahya abiyi dinler babam. Yahya abi Ayşe hakkıyla evlenmesin derse vazgeçer. Yahya abiyi ikna et. Yoksa kendi ellerimle teslim ederim onu mektubu. Sen şeytansın Ayşe. İftiracı bir şeytansın. Öyle mi diyorsun? Karnımdaki bebeğin babası tabii ki Yahya abi. Ben iffetli bir kadınım. Hiçbir şey düşündüğün gibi değil. Peki Yahya abi de buna inanır mı? Bana yardım et. Sırdaş olalım. Yoksa herkes Celil'i öğrenir. İstanbul'a hoş geldiniz beyim. Bakalım iki koca aydan sonra İstanbul nasıl bekliyor bizi. Hey. Birinci geleneksel beyaz Ruslar gecesi. Pedro çok hoşsun. Mantıksız ama anlamlı. Buraya savrulmuş olabiliriz ama köklerimiz derinde. Mesaj bu. Bence çok güzel. Benim o zaman hemen repertuarımı hazırlamam lazım. E tabii Rus ağırlıklı olacak. Şura sen de bize belki birkaç Rus şarkısı söylersin. Ben gelmeyi düşünmüyorum Petro. Hiç eğlence havasında değilim. Sen de eğlenmezsin o zaman. Benim yanımda olursun sadece. Peki. Ama şarkı yok, anlaştık mı? Anlaştık. O zaman bana müsaade. Sıkıcı bir iş yemeği. Burada seninle olmak dururken. Petro gitti mi? Gitti. Neden gelmek istemedin geceye? Aa, sen bizi mi dinliyordun Tina? Hayır canım, sadece kulağıma çalındı. Daha ne kadar bekleteceksin Petro'yu? Hem neden ona karşı bu kadar mesafelisin? Vallahi ben üstüme düşeni yaptım. Yazdım mektubu gönderdim. Hayırlı bir iş için bekliyoruz dedim açık açık. Daha ben ne diyeyim? Artık bundan sonrası Ali abiye kalmış, o düşünsün. Hayırlısı olsun. Mürvet, Nevzat siz bu tarafa geçin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kim o? Kim o? Biz de unuttuk kim olduğumuzu. Kapıyı açarsan kendimizi sana hatırlatacağız. Lütfü Efendi. Seyit. Hoş geldiniz. Döndüler. Hoş geldiniz. Hoş geçin geldiniz. Şuraya. Buyurun buyurun. Hiç hoş haber yok, hiç haber yok diyorlardı. Hoş geldiniz. Bak. Buyurun. Geldiler. Hadi kalk kalk kalk. Biz de toparlanalım gidelim. Eline ne oldu? Önemli bir şey değil. Kurşun sıyırdı. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Gözünüz aydın Lütfü. Sağ ol abla. Sağ ol, hepimizin gözü aydın. Sağ salim geldiğinize göre görev ifa edildi. Silahlar yerine ulaştı herhalde. Evet abla. Allah razı olsun. Hadi Saime, ne duruyoruz? Kuralım sofraları. Emine abla, Mürvet bir yere gitmek yok. Misafirimizsiniz. Yok yok Lütfü, biz hiç kalabalık etmeyelim. Yok abla, olur mu öyle şey? Bu akşam kahramanların hikayelerini dinleyeceğiz. En kahramanları Anadolu'dakilerdi. Hadi buyurun buyurun. Biz hemen sofrayı kurarız Mürvet'le. Mürvet, hadi kızım yardım et ablana. Hadi biz de şöyle geçelim. Buyurun.
Hadi kızım sallanma. Kapının üstündeki çengeli açık bıraktım. Petro geç gelecek gibi görünüyor. Sana bir şey söylemiş miydi? Hayır. Yarın akşam pembe şifon elbisemi giymeye karar verdim. Şahane olacaksın. İyi geceler. İyi geceler. Yarın akşam çok eğleneceğiz. Galiba şarkı bile söyleyeceğim. Senin için. Kaç kere çatışmaya girdik, kaç kere yolumuz kesildi, sayamadık artık. Anlayacağım. Gönderdiğim silahları kullanmak için bol bol fırsatımız oldu. Bizimkilerin moralleri nasıl? Aslında bizden daha iyi biliyor musun? Çünkü savaşıyorlar düşmanla. Bizim gibi beklemiyorlar. İrade onların elinde. Bu gece de hikaye dinleme sırası sende mi? Bu Celil de Kırım Türküymüş. Rus kızla evlenmiş iki kere. Müslüman kadın kıtlığı var sanki. Ay, alemsin Emine abla. Adam ne badireler atlatmış. Ölümlerden dönmüş, senin söylediği şeye bak. Anadolu'daki kıvılcım er geç buraya da sıçrayacak. Adım gibi eminim bundan. Sarayda oturanların etekleri tutuşacak önce. Lütfü abi, senin bizde bir emanetin var. Adil Suat'ın bir arkadaşıyla tanıştık tesadüf eseri. Remzi Efe. Bu fotoğrafı sürekli yanında taşıyormuş. Bunu götürün Lütfü abiye verin dedi. Onda kalsın dedi. Merak etme. Hiçbir yiğit boşuna ölmedi. Senin kardeşin de öyle. Tam saatinde evin önünde oldu. Sakın acele etme. Uşağı açacak kapıyı. Uşağı aynı zamanda koruması. Belli bir saatte gönderiyor. Zaten o vakte kadar kafayı bulur. Hoş geldin. Uşak çıktıktan sonra harekete geçersin. Evden ayrılman da kolay olur. Ben sokağın köşesinde bekleyeceğim seni. Bu gece bitecek bu iş. Çantanızı lütfen. Buyurun. Masa hazırlama konusunda özel bir yeteneğim olduğunu söylerler. Senin için bu gece masayı özellikle ben hazırlamak istedim. Teşekkürler. Nigel. Servise başlayabilirsin. Çok sıradan olacak belki ama güzelliğine. Konuştuğumuz gibi bu gece.
İstanbul'un havası Londra'ya çok benziyor. Yağmur, rutubet. Ama yazlar başka. Yazlar çok fena. Çok sıcak. Beni de boğuyor. Rusya'da sıcak nedir bilmezdim ki. Burası sıcak geliyorsa biraz daha rahatlayabilirsin. Gayet iyiyim şu an. Gözündeki ifade nasıl da değişiveri. Bayılıyorum bu hal. Kasadaki her şey, mektup dahil, ordunun eline geçer. Yine kurtulamazsın. Ali ya. Beni bu akşam çok mutlu ettin Ali. Evimi onurlandırman çok büyük bir incelikti. Buradan gitmeye ne kadar çok istediğimi siz anlayın artık. Ben yaparım. Bırak, ben hallederim. Kusura bakma. Kusura bakma. Yok yok, tamam tamam, ben zaten yıkanacaktım, önemli değil. Hiç önemli değil. Ne oldu? Bir şey yok. Su devrildi. Mürvet! Toparlan, gidiyoruz. Gerçekten gülme. Dans etmek istiyorum. Ne yapabilir ki? Benim de tutkum buydu. Çıkabilir miyim? Tamam. Babamın parası yoktu beni akademiye göndermek için. Ben de dans akademisine değil, harp akademisine yazıldım. Postacıydı baba. Alkolün tekiydi. Her gece sarhoş. Aç mıyız, tok muyuz umurunda değil. Hayatımda ilk defa ordu sayesinde karnım doydu. Şimdi de ordu sayesinde zengin olacağım. İyi olmayı denedin mi? İyi bir insan olmayı. Kötülüklerden uzak durmayı. Pişman olmayı. Thank you.
bir iş var, hemen gitmemiz lazım. Ne işi ya, saçmalama. Sabah bekleyemez mi? Olmaz, fırsatı kaçırırız. Çok para var ucunda. Hemen gitmemiz lazım. Tamam. Sen de farkında değilsin ama Pera'ya gitmeyi, Şura'yla görüşmeyi geciktiriyorsun. Gittiğimde beni mi bekleyecek sanki? Neden Petro? Sonuna kadar gelmişken neden engel oldun? Senin bu işte başka bir çıkarın var değil mi? Ya da başka bir korkun? Sokağın başında birkaç devriye gördüm. Bilye gelecekler sandım. Yakalanmandan korktum. Seni seviyorum Aliye. Elbette Bilye ile işimiz bitmedi. Ama artık senin yakalanmanı göze alamam. Başka, daha sağlam bir plan yapacağız. Tamam mı? Tamam. Kim sana bir... Ya bu ne hal? Sen bizim geleceğimizin haberini aldın, sabaha kadar bizim bekledin. Yok, yüklü bir teslimat vardı da. Ben de burada sızmışım. Hı. Neyse boş verin. Hadi otele gidelim. İnsanlar meraktan ölüyorlar. Hadi Celil, bir an önce gidelim. İnsanların içi rahatlasın. Hadi, tamam. Şurada. Kurt Seyit. Ne? Celil. Kurtçuk. Gelmiş de. Çok şükür. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şükürler olsun. Gel bakayım buraya. Ali Bey. Şükürler olsun. Hoş geldin Seyit. Hoş geldiniz. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aç mısınız? Yorgun musunuz? Kahvaltı hazırlayayım mı size? Yok, zahmet etme. Dün akşam Lütfü abide kaldık. Sabah kahvaltısını orada yaptık. O zaman kahve yapayım size. Ha? Olur. Oturun siz, hemen getiririm kahveyi. Aslansınız siz, helal olsun. Yavaş yavaş, düşeceksin yavaş. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Yaralandınız mı? Önemli bir şey değil. Olsun. Siz iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Bebeğimiz 3,5 aylık oldu dayısı. Öyle mi?
Tebrikler. Maşallah, maşallah. Allah bağışlasın. Aa, bak. Pera bizim gelişimizi kutluyor. Neymiş o? Beyaz Ruslar gecesi. Her sene düzenleyeceklermiş. Büyük eğlence. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Bu arada hayırlı bir daha haberimiz var. Ayşe'yi evlendiriyorum. Yakında da söz kesilecek. Hayırlı olsun. Ali dayı, ne güzel haberler biliyorsunuz. Tebrikler. Tina mı piyano çalacak? Evet, Tina çalacak. Herkes orada olacak. Seyit. Savaşma kendinle kardeşim. Sen de onu görmek istiyorsun işte. Bir an önce onu kollarına almak istiyorsun. Seni gördükte sıcacık bir gülümsemen yeterli olacak. Bir kere onu özlediğini söyleme. Her zamanki gibi. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çünkü biraz daha somurtsaydım buradaki herkes benim bir canavar olduğumu düşünecekti. Asıl ben sana çok teşekkür ederim. En son herhalde babamla evde böyle dans etmiştim. Görünüşe bakılırsa her yokluğunda biraz daha fazla yol kat ediyorsun Petro. Sabır, sinsilik, zeka. Bu üçü birleştiğinde senin gibi marifetli bir yılan çıkıyor ortaya. Seyit, lütfen laflarına dikkat et. Seyit, lütfen. Ne oldu, kavalyenizin dili yok mu? Ha? Yoksa konuşmaya teşebbüs ettiği zaman sadece tıslıyor mu? Seyit, rica ederim gecenin tadını kaçırma. Gel dışarı çıkalım. Dışarı çıkmayalım bence. Dışarı çıkarsak elime koluma hakim olamayabilirim. İşte. Kurt Seyit Eminov. Her zamanki gibi en iyi bildiği şeyi yapıyor. Pazularını gösteriyor. Akıtacak daha fazla zehiriniz kalmadıysa ben müsaadenizi rica ederim. Size iyi sürünmeler. Müzik başlasın.
silahları sağ salim yerlerine teslim etmişler. Sonra demişler ki biz tecrübeliyiz, eski subayız. Hani yani var mı bize göre vazife? Sonra bir cephaneliği havaya uçurmuşlar. Ondan sonra da girip hapishaneden adam kaçırmışlar. Helal olsun. Ya Celil'i de o zaman vurmuşlar işte. Sizde karı koca bir haller var ya, anlamadım Lütfü. Sabah bir telaş bir telaş kapıya dayandınız. O vakitten beri o daldan bu dala konup duruyorsunuz. Kötü bir şey yok değil mi? Yok yok ablam, sen merak etme, yok bir şey değil mi? Yok sen. Hayırdır inşallah. Nevzat'tır, Nevzat'tır. Ben bakarım. Hı. Hoş geldin Seyit. İyi insan lafının üstüne gelirmiş. Buyur, geç. Hayırdır inşallah. Merhaba. Buyurun. Böyle önemli bir mevzuyu ayakta mı konuşacağız? Buyur, etmek yok mu? Buyurun. Bahsetmiştim ya Emine abla. Hani Kurt Seyit Eminov. Efendim ben... Allah'ın emri peygamberin kavliyle... Kızınız Mürvet'i kendime eş olarak istiyorum. Tabii Mürvet de beni isterse.